Efendim herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, yeni güne merhaba. 2 Ekim'de başlıyor dedik ve şükür kavuşturana ki buradayız, sizlerle birlikteyiz. Efendim uzun bir aradan sonra yine yeni güne merhaba diyeceğiz birlikte. Her sabah hayat dolu, neşeli ve muhabbetle inşallah. Yine bu sezonda sizleri güzel sürprizler bekliyor olacak. Yine güzel bilgilerle, hoş sohbetle, sorularınızla şekillenecek her daim olduğu gibi. Ve sizlerin katkılarıyla, sizlerin güzellikleriyle de bizler bismillah deyip yola devam edeceğiz diyoruz. Ve haftanın, sezonun ilk programı Yeni Güne Merhaba'da bugün kıymetli iki konuğum var. Birisi de zarafet uzmanı Gökhan Dumanlı beyefendi burada olacak. Ben onu birazdan çağıracağım ama muhtelif işler her zaman olduğu gibi bu sezonda dolu dolu olacak. Orada da bizi moda tasarımcısı Nebihan Akça hanımefendi karşılayacak diyelim. Ben çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çaylar kahveler hazırsa güzel bir sohbete başlayalım diyorum. Gökhan Dumanlı beyefendiyi buraya çağırıyorum efendim. Buyursunlar. Günaydın. Günaydınlar efendim. Şöyle buyursunlar. Geldim efendim. Takdim edelim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Heyecanlıyız. Benim heyecanım yansıyordur kesinlikle, eminim ondan. Sizin heyecanınız yansıyor. Stüdyo çok güzel, konular çok güzel. Ben de çok keyifle geldim. Bir de kahvaltı sohbeti. Evet. Böyle yaşamı konuşalım, hayatı konuşalım. Zarafeti zaten konuşacağız ama. Zarafet olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Efendim niye diyoruz? Biz Yeni Güne Merhaba'yı ilk sezonda, ilk programda zarafetle açalım efendim. Hayatımızda, evliliklerimizde, çocuklarımızla olan ilişkimizde, sosyal hayatımızda, gelin kayınvalide ilişkisine kadar zarafeti konuşacağız. O zaman derin konular. Çok derin konular. Çok derin konular. Efendim ben sizi çok bekletmeden hemen yerinizi alayım. Çok teşekkür ederim. Ve diyoruz ki sakın ola ekranlarınızın başından ayrılmayın ama küçük bir hatırlatma yapacağım. TRT Yeni Güne Merhaba, Instagram ve Facebook hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrılmayın, geliyoruz. Konumuza, hemen konuklarımıza da döneceğim ama Gökhan Bey, sizinle sohbetimiz devam ederken muhtelif işlerdeki Zarif hanımefendi, Nebihan hanıma bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok heyecanlıyım. Heyecanınızı efendim böyle alacağız. Biz de hepimiz heyecanlıyız. Evet. Yalnız bu nasıl bir heyecan? Çok tatlı bir heyecan. Kesinlikle. Çünkü uzun zamandır biz ara verdik ama hani böyle her seferinde o sezonun ilk başlarında böyle yeni bir merhaba dediğimizde bir heyecan oluyor. Her sabah biz bunu yaşıyoruz burada. Bu da sanırım izleyenlerimize yansıyor. Kesinlikle. O heyecan çok önemli. Hiç kaybetmeyelim. Hayattaki her şeye karşı, işimize, evimize, birlikte yaşadığımız insanlara, o heyecanı kaybettiğimiz noktada nasıl davrandığımızı da unutuyoruz. İşte zarafet de biraz bunlarla da ilgili. Aslında heyecan biraz daha zarif olmayı da mı kesinlikle, sağlıyor diyelim. Kesinlikle. Efendim çok güzel. Şimdi Nebihan Hanım bize bugün muhtelif işlerde ne yapacak bir hemen izleyenlerimize bir hatırlatalım, bir anlatalım ki ilerleyen dakikalarda ben geleceğim yanınıza efendim, daha yakından göreceğiz el hamaratlarınızı. Moda tasarımcısı olarak bugün bizi muhtelif işlerde ne bekliyor? Şimdi iki tane küçük parça kumaş getirdim. Bunlar büyük büyük yapmayacağız ama minyatürünü göstereceğim. Çok pratik bir yelek modelim var. Dış giyim olarak da kullanılabilecek, kalın kumaşla da yapılabilecek bir model. Onun dışında yine çok pratik kullandığımız bir tunik var. Bir de kendi kıyafetimizden nasıl kalıp çıkarıp elbise yapabiliriz, onu göstermeye çalışacağım. Oo, süper. O zaman hanımlar şu an ekran başında. Kendi kıyafetleri, kalıbı hali hazırda elindeyse bir kumaş alacak. Belki bu kumaşı bize soracaklar. O konuda da bilgi vereceksiniz. Evet. Kendilerine eskimiş olan ya da farklı rengini kullanmak istedikleri alternatif bir kıyafeti evde dikebilirler. O da olabilir. O şekilde güzel de olabilir. O zaman ben size kolay gelsin diyorum. Siz başlarken efendim biz de zarafet sohbetimizi başlayalım mı? Gökhan Beyciğim, şimdi aslında ben sizin konuk olacağınızı öğrendim ve bir takip ettim şöyle. Programlara, katıldığınız programlara baktım. Çok hoş bilgiler paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle onun için ben teşekkür edeyim. Bir kitabınız var. Doğru. Ondan da gideceğiz merak edenler için ama şimdi iletişimci bir yanınız var. Tabii. Akademik eğitimim iletişim üzerine. İletişim üzerine. Zarafet üzerine seminerler, kurslar veya eğitimler vermek nereden aklınıza geldi? Güzel. Aslında çok soruluyor bu soru. Hayatta iletişimci olarak hep
bu iletişimin kaynaklarına büyük bir hassasiyet göstermenin insanları başarıya taşıdığına dair bir inancım zaten vardı. Bunu kendi hayatımda zaten hep uyguladım. İletişim okurken ve yurt dışında hem eğitimsel anlamda hem de iş anlamındaki tüm çalışmalarım ışığında da baktım ki aslında insanın zekası, IQ denilen zeka, insanın hayattaki başarısında %10 kadar küçük bir şeye sahip, paya sahip. Ama duygusal zeka dediğimiz, yani bunu parantez açarsak, sosyal davranış becerilerine sahip insanlar, bunları iyi yönetebilen insanlar, hayattaki başarısı %90 oranında etkileniyor. Bu çok büyük bir oran. Bakın, bu bilimsel bir gerçek. Hani böyle zarafet eğitimi deyince sanki standartların üstünde tavır ve davranışlardan bahsediyormuşuz gibi. Böyle elit, işte evet. Çok soylu köklü kraliyet ailesinden evet. Gelmiş. Değil aslında değil. Anlatmak istediğim. Aynen öyle. Aslında her şeyin bir adabı varın. Hakkını vermek, altını doldurmaktan geçiyor aslında zarafet sahibi olmak. Gerçekten de öyle. Söz söylemenin, bir iş görmenin, bir eşyaya bakmanın, her tavrın bir zarafeti var diyorum ben. Ve bunu siz gerçekten hakkıyla yaptığınızda karşınızdaki insanları etkilemek için özellikle bir çaba sarf etmenize gerekmiyor. Çünkü siz neyi, nasıl, ne şekilde yapacağınızı biliyorsunuz. Ve bu insanları etkiliyor bakın. Yani böyle bir güç var hayatın kendisinde. Diyorum ki bunu kullanın. Özellikle ikili ilişkilerinizde kullanın. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız mesela başkalarına öyle davranın. Bu bir zincirdir. Siz kendinize nasıl davranırsanız başkalarına öyle davranırsınız. Başkalarına olan davranışınız da onların size olan tavrını belirler. Bu bir zincirdir. Siz içeriği neyle besliyorsanız dışarıya o yansıyacak. Aslında biraz o yansıma... Ayna ilişkisi, aynaya baktığımız gibi sanki kendimizi görüyormuş gibi kendimizin beklentilerini baz alarak karşımızdakine muamele etmek, bu çok önemli. Kesinlikle. Ama gün geçtikçe aslında ihtiyaç var toplumumuzda çok. Böyle kurslara, böyle seminerlere. Çok. Zira zaman geçtikçe o kadar kötü olayları rastlıyoruz, ne yazık. Sıkıntılar duyuyoruz, kabalıklar. Artık bu kabalıklar zarafeti bırakıp şiddete varabiliyor. Ne yazık değil ki. Mi? Zarafet kayboldukça artık yerine kabalık, ardından da fiziksel ya da sözlü şiddetler maalesef gelebiliyor. Ne yazık ki. Ama şey var hani, ben en çok merak ettiğim, konuşmak istediğim ve sormak istediğim bir lütfen. Şey var. Şimdi ne kadar zarif bir bayan deriz. Evet. Ve genelde işte ince, işte böyle hani kırılgan sanki. Zarafeti böyle algılıyoruz. Ve erkekleri zarafetle bağdaşlaştırmıyoruz gibi geliyor bana. Zarafetin cinsiyeti var mı acaba? Kadınlar zarif olur, erkekler olur gibi. Ne güzel bir soru. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çünkü bunu çok fazla dile getirmemiz gerekiyor. Tabii kelimeye takılıyoruz aslında orada. Temelde aslında kadında da erkekte de aradığımız şey aynı. Zarafetin cinsiyeti olmaz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bir kadından işte nezaket kurallarının içini dolduran tavır ve davranışları beklerken erkekte o zaman birçok şeyi hoş görmek. Aynı şeylerin tam tersini erkekte hoş görmek demek. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki varlık olarak bu topraklarda yaşıyorsak ve onların birlikteliğinden bir medeniyet ortaya koyuyorsak, kaldı ki Osmanlı'dan bugüne baktığımızda Osmanlı'ya biz ne diyoruz? İnsana saygı medeniyeti diyoruz. Kadın hep el üstünde tutulmuş. Üstelik virgül koyacağım, farklı inanç, görüş ve hayat tarzlarına kesinlikle. Rağmen bir Osmanlı'dan kesinlikle. Gelen bir zarafetimiz var değil evet. Mi? O kültür. Aynen öyle. Osmanlı zarafeti diye bir şey var. Ve kadın erkek ilişki ilişkilerine baktığımızda erkekten kadına karşı beklenen tavır ve davranışlar çok yüksek oranda. Yani onun el üstüne tutulması, saygı gösterilmesi, işinin kolaylaştırılması gerçekten de öyledir. Nezaket kuralları kadınların ve yaş almış insanların yaşamlarını kolaylaştırmak üstüne kurulmuştur aslında baktığımızda. O yüzden aslında birçok kuralı önce erkeğin benimsemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Tabii ki... Değişim hissetmekle başlar. Ben hep onu söylüyorum. Hani bunu hissetmek çok önemli Tuba Hanım. Yani bunu hissettiği noktada kişi değişmek için bir çaba sarf etmeye başlıyor. Yoksa kimseyi değiştiremezsiniz kolay kolay. Ancak onun içeriden bir hissetmesi lazım. Kadın ya da erkek fark etmeksizin. Ama tabii kadın da zarafet derken erkekte asalet diyoruz mesela. Karşılığı o. Evet kadın aslında. Zarafet erkekte asalet. Aynen öyle asalet. Evet aslında. O da çok karizmatik ve çekici kılabiliyor değil mi? İnsan kesinlikle. Toplumda da öyle. Kesinlikle. Ben şey derim hani biraz da zarafetin içini dolduralım aslında. Zarafet tabii. Tavırlar, davranışlar doğru. Her şeyin bir adabı var dedik ya, içeri girmenin.
örnek veriyorum. Bir evet. kapıdan içeri girmenin, bir selamlaşmanın, bir sofraya oturuşun, evet. Eşe hitabın. Şimdi oradan yine dağıtırım ama mesela bizim jenerasyondan sonrasında kalmadı genelde. Eskiler hep bey diye hitap ederdi. Evet. Ben hala şey yapıyorum, Cihat Bey diye bir şey olduğu zaman ismini söylediğinde eşimin. Aa bey diyorsun, hani ismiyle hitap edin. Ağız alışkan diyemiyorum. Çıkmıyor ağzımdan o isim telaffuzu. Çok buralara güzel. Kadar zerafet belki örneği belki değil bilmiyorum. Çok doğru. Evet çok doğru. Özellikle yeni tanıştığımız insanlarla, çok iyi tanımadığımız insanlarla bir aradaysak, eşlerimizden bahsediyorsak, yanımızdaysa bile takdim ederken bile bey ve hanım ünvanlarını kullanıyoruz. Bu demiyoruz. Asla çok artık. Çok kaba bir şey değil mi? Buya hiç girmiyorum. Onları artık inanın hiç söylemiyorum çünkü bildiklerini ve yapmadıklarını düşünmek istiyorum. Var. Ne yazık ki var. Hiç farkında olmadan aslında değersizleştiriyoruz. Ve sizin o yeni tanıştığınız insanlar sizin eşinize olan hitabınızdan aranızdaki ilişkiyi hemen anlarlar. Birbirinize ne kadar değer verdiğinizi, birbiriniz için ne kadar önemli olduğunuzu hemen anlarlar. O yüzden çok önemli. Tabii sadece üçüncü insanların yanında değil. Bir aradayken de çok önemli ama en azından yeni tanıştığımız ve üçüncü kişilerin olduğu ortamlarda bey ve hanım sizin yaptığınız aslında doğru olan, kitabımda da aynen bu örnek bu şekilde yazıyor. Kitabınız demişken hadi laf oraya gelmiş. Ben alayım şöyle bir. Lütfen. Başucu kitabıymış efendim. Gökhan Dumanlı bu son kitabınız. Evet evet. İş hayatında ve sosyal yaşamda zarafet. Efendim şöyle takdim ediyorum. Nereye gösteriyorum arkadaşlar? Şöyle mi göstereyim? Evet. Gerçekten hayatına yenilik katmak isteyenler, bir şeylerde dönüşüm ve değişim olsun evet. isteyenler, önce kendinden başlamak kaydıyla. Kesinlikle. Ne yapacak? Okuyacak ve belki bunu, bu kitabı ayaklı bir hayata çevirerek, ayaklı kitap güzel, olarak yansıtacak karşıdaki. Evet. Farkındalık çok sihirli bir kelime, çok önemli. Aslında farkındalığımız bile yükselse, belli konularda, bu sadece zarafet için değil, birçok konuda farkındalığı yükseldiğinde kişi kendinde kalabiliyor. Evet. Kendinde kalan insanlar da nasıl davrandıklarına özen gösterirler. Kitap bu farkındalığa hizmet etmesi açısından çok önemliydi. 10 bölümden oluşuyor. Hı. Hatta ilk bölüm tam da sizin tasvir ettiğiniz gibi. Oradan başlamışsınız. Evet. Kitap gibi başlamışsınız. Gerçekten kitap gibi başladınız. Çünkü o çok önemli. Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kendimi ne kadar tanıyorum? Kitap oradan başlıyor. Çünkü biz bunun üstüne inşa ediyoruz bir şeyleri. Oradan başlıyor ve içinde imaj yönetimi de var. İçinde masa adabı, sofra adabı da var. İletişim var ve özgüvenden başlıyor. Hep söylüyorum. Özgüven 0-6 yaş arasında şekilleniyor. Ve biz çoğu zaman çocuklarımıza terbiye etmek adına aslında yanlış bilgi veriyoruz. Oğlum dur, kızım yapma diye çekiştirdiğimizde, özellikle de kalabalıkta, sokakta, okulda, onun elinden şu gücü alıyoruz. Sen ileride kalabalıklar içerisinde kendini ifade edemeyeceksin. O yüzden de ölüm korkusundan sonra en büyük ikinci korkunun topluluk önünde konuşma korkusu olduğu araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Ne kadar önemli insan, yani çocuğun hayatının başlangıcında. Kesinlikle. Ya gerçekten dinamit koyuyoruz, patlatıyoruz, hayatını yok ediyoruz aslında. Kesinlikle. Geleceğini yok ediyoruz ya da gerçekten geleceğini inşa etmek adına ona yatırımlar yapıyoruz. Evet. Bu çok önemli. Pedagojik olarak çocuk psikolojisi evet. açısından çok önemli. Bugün yine aslında hayata dair her şeye gireceğiz dedik ya. Evet. Çocuktan kadına, zarafet deyince sadece kadına has bir şey olarak algılanmasın diye altını özellikle çiziyoruz. Evet. Çünkü biz bu toplumda yaşıyorsak, bizden sonraki çocuklarımıza bırakacağımız bir toplumu da o emanet, biz emanetçileriz. Bizler, Allah ömür versin hepimize inşallah, çocuklarımıza da. Bizler vakti zati geldiğinde bu ülke, bu dünyadan göç ettiğimizde ne yapacak? Çocuklarımız o zarafeti, o kesinlikle, kültürü sürdürecek. Kesinlikle. Biz nasıl şimdi bakın Osmanlı'daki değerleri konuşuyoruz. Nasıl bize bırakılmış bir takım değerler var. Çünkü geçmiş geleceğe aynadır, ışıktır. O yüzden de geçmişten feyiz almak durumundayız. Ve bugün bizim konuştuklarımızı, ortaya çıkardıklarımızı, sahip çıktıklarımızı, sizin söylediğiniz gibi bugünün çocukları, yarının büyükleri taşıyacaklar kendilerinden sonrakilere. Çocuklar için zarafet kitabım da birkaç hafta sonra çıkıyor. Aa, çiçeği evet. burnunda olacak o zaman. Evet. Buradan duyurmuş mu olduk? Evet, buradan ilk kez duyurmuş olalım. Çok önemli. Çocuklar için zarafet kitabımız da çıkacak. Ben açıkçası çocuklar ve yaşlar benim en büyük zaafım. Bilenler, takip edenler bilir. Çocuklar için çok müthiş bir kitap olacak. Öncelikle ebeveynler bunu okuduğu zaman çocukların o eğitim verirken kendileri dönüşecek. Bunun farkına bile varmazlar belki. Evet, hep öyledir. Çünkü çocuklar dinlemezler. İzlerler. Hep onu söylüyorum. Siz eğer kitap okumuyorsanız evde, oğlum kitap oku, kızım kitap oku dediğinizde çocuk okumayabilir. Hı hı. Çünkü bunu görmesi lazım. Sadece bu değil. Mesela asitli içecekler, değil mi? Evet. Çocuklardan uzak tutmak istiyoruz asitli içecekleri. Peki alternatif? Evet. Yani siz... Hemen sözünüzü kestim ama. Ama şöyle, siz eğer
her akşam yemek masasında o asitli içecekleri tüketiyorsunuz, bunun zararlı olduğunu ve onun içmemesi gerektiğini söyleyemezsiniz. Ya da tavır ve davranış, çocuğumuz teşekkür etsin, lütfen desin diyorsak, biz de ona işte masaya yardımcı olacaksa, masanın kurulmasına, işte oğlum, kızım, hadi bana yardım et, beraber masayı kuralım. Olur mu? Böyle hani teklif de sunarak, hatta lütfen diyerek. Emir kipi kullanmadan. Asla. Zerafetin kurallarından birisi aslında emretmemek. Kesinlikle. Kesinlikle. O ricanın evet. İçerisindeki o naiflik zaten şöyle bir şey değil mi? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demiş atalarımız. Aynen şimdi öyle. Şimdi bir çocuğa bir emir kipiyle ya da bir despot ve dominant bir ses tonuyla bir iş yaptıramazsınız. Asla. Ama benim yardımına ihtiyacım var gibi. Hani çok fazla da eğilip büklemeyen anneler varsa onların da yolu var. Yardımına ihtiyacım kesinlikle. Var. Kesinlikle. Bakabilir misin? Kesinlikle. Demesi, bunu duyan çocuk kesinlikle direkt radarları çevirir oraya. Asla kayıtsız kalmaz buna alışarak. Duyguyu katıyorsunuz çünkü böyle dediğinizde. Şunu yap dediğinizde hiçbir duygu yok. İletişim dediğim şey duygular için içine girdiğinde ilişki yönetimi halini alır. Hı hı. İletişim kurmak başka bir şey, ilişki yönetmek başka bir şey. Eğer biz çocuklarımızla, eşimizle, hayatı birlikte paylaştığımız insanlarla o ilişki yönetmek istiyorsak duygularımızı ifade etmek durumundayız. Göz teması kurmak durumundayız. Beden dilimizle söylediklerimizi desteklemek durumundayız. Oturduğumuz yerden hiç göz teması kurmadan bir şey söylediğimizde hiçbir etkisi olmaz o çocuk için. Bırakın çocuğu, yetişkinlikte de öyle değil mi? Biz birbirimizin gözünün içine bakarak o duyguyu hissettirmeye çalışırız söylediğimiz şeyi. Bunlar çok hassas konular ama bunları eğilmezsek de hiçbir şey kendinden düzelmeyecek. Bazı insanlar sihirli bir değnek bekliyorlar. Böyle bir değnek yok, o değnek sizsiniz sevgili izleyiciler. O değnek sizsiniz ve siz de kendinizi geliştirmek ve değiştirmek zorundasınız. Doğaya bakın. Ağaç yeşilleniyor, kuruyor, yaprak düşüyor, tohum oluyor, tırtıl koza örüyor, kelebek oluyor. Hep bir emek var, çaba var, değişim dönüşüm ve var, dönüşüm var. Biz de bunu ayak uydurmak zorundayız. Akışa bırakmayalım, zamana bırakmayalım. Ya zaman da bizi bırakıyorsa onu ne yapacağız? Evet. Hani sadece zamana bırakamayız. Bir şeyler yapıp zamana bırakırız. Belki de zaman üzerine düşeni yaparak bize zaten zamanı kendisini bahşediyor ve veriyor. Evet. O zaman evet. Bizim de üzerimize düşen bir şey olmalı. Kesinlikle. Çocuklarda Zarafet Eğitimi, kitabın adı bu mu? Çocuklar için Görgü ve Zarafet. Güzel. Bu, evet. Bu kitap çıksın inşallah. Hemen i̇nşallah. Sözünü alıyorum. İş güzellik yapıyorum diyorum ama inşallah o kitapla beraber sizi bir daha ağırlayalım. Çocuklarda Zarafet'i de o, başlı başına konuşalım. Tamam. Çünkü gerçekten başlı başına bir konu. Bir sorularım daha çok da sosyal hayatta zarif bir birey olmak için. Peki bu kadar anlatıyorsunuz Tuğba Hanım, Gökhan Bey diyorlar izleyenlerimiz. Evet. Neler yapıyoruz? Yanlışlar aslında. Doğruları da söyleyelim. Tamam. Ya da zarif bir birey olmak için iş hayatında, sosyal hayatta çok dip dip örneğe giriyorum. Bir otobüse bindiğimizde bile. Evet. Zarif bir birey olmak için neler yapmalıyız? Şimdi tabii hep diyorum ki zarafet söz, tavır ve davranışlarımızdaki inceliklerse şayet bir kere kullandığımız kelimelerden başlıyor. Hı hı. Gerçekten dili doğru kullanmak da bir nezaket göstergesi. Hatta o yüzden hepimiz Türkçemizde ne kadar güzel ve iyi kullanırsak aslında bu da o zarafetin bir göstergesi. Tavır ve davranışlara baktığımızda gittikçe kabalaştığımızı artık hepimiz kabul ediyoruz değil mi? Bunun bir takım sebepleri var. İşte nüfus yoğunluğu diyoruz, teknoloji diyoruz. Ses. Aynen öyle. Yani birçok etken var zaten. Televizyondaki işte bir takım programlar çok... Rol modellerin biçilmesi. Aynen öyle. Yani sanki iki kişinin birbirine karşı eteğindeki tüm taşları dökmesi artık dobralık oluyor. Hayır, dobralık bu değil. Dobralık karşındakini inciterek, kırarak eleştiri hakkı vermiyor size. Dobralık bu değil. Dobralık dürüstlükten gelir. Dürüstçe karşındakini kırmadan bir şey söyleyecekseniz, kalabalıklar içerisinde de değil, eğer iyiyse niyetiniz, doğru bir zamanda baş başayken gördüğünüz bir yanlışı dile getirebilirsiniz. Herkesin içerisinde sözde nasihat adı altında verdiğimiz şeyler de aslında nasihat değil. Yani oradaki niyet iyi bir, temiz bir niyet değil. Dolayısıyla da buna dikkat etmek gerekiyor. Birbirimizi kırmadan, incitmeden söyleyeceklerimizi söylememiz gerekiyor ama bununla beraber baktığımızda yani selamlaşmak diyoruz. Bunun bile bir kuralı var. Yani başımızla selamlaşırız. Kendimizden yaşça büyük birini gördüğümüzde ya da iş yaşamında bir ast üstünü başıyla selamlayabilir. Her zaman selamlama astan gelir. Günaydın, merhaba, işte günün saatine göre iyi günler gibi. Yani küçük olandan. Aynen onu bir öyle. Şey yapalım değil mi? Küçük olanın
selam vermesi. O yüzden hep bizim programlarımızda, geçmiş programlarımızda konuştuğumuz bir şey var. Çocuklarınız eve misafir geldiği zaman lütfen odalarına kapanmasınlar. Evet. Çıkıp misafirlere uzaktan da olsa bir baş selamı, aynen, hoş geldiniz demesi. Onların ilk tohumları aslında çocukluktan, kesinlikle, başlayan, değil mi? Kesinlikle. Demek ki küçük olan selamı veren. Evet, küçük olan büyüğe selamı veren. Mesela tokalaşmakta da tam tersi. Tokalaşmak için de üst elini uzatır, büyük elini uzatır. Büyük elini uzatmadan küçük elini uzatmaz. Peki burada bir soru sormak istiyorum. Genelde şöyle bir şey var. Yurt dışında da bazı ülkelerde farklı farklı tabii, ama bizim kültürümüz konuşurken kadın mesela bazen dini inançlar gereği, bazen değil kültürel, mi? Bazen. Kültürel, bazen hani alışkanlıklar, herkes farklı farklı. Tokalaşma şekillerinde kadın elini uzatmadan erkeğin uzatması. Evrensel. Evrensel. Bu evrensel. Bu pro. Evet. Çünkü her yerde bir erkek direkt. Evet, çok haklısınız. Üstelik birçok izleyicimiz, hanımlar özellikle, Gökhan Bey biz tam tersini biliyorduk. Hani erkek uzatır. Çünkü hep öyle gördük. İşte ama çoğu zaman uzatmak istemediğimizde de hep tereddütte kaldık. Hayır, sosyal yaşamda efendim eğer kadın elini uzatmazsa erkek elini uzatmıyor. Bu çok, çok önemli. Bir şey. Evet, kadının tüm dünyada bu arada, Avrupa'da da Amerika'da kadının el uzatmama hakkı vardır. Bu çok önemli. O yüzden de bir kadın ve erkek karşılaştığında ya da tanıştırıldığında eğer hanımefendi elini uzatırsa erkek elini uzatmalı. Memnun oldum deyip erkeğin hemen önden elini uzatmaması gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir kural. Biraz böyle şey gibi, langırt gibi bir şey oluyor. Evet, hoş, evet, olmuyor. Doğru. Aynen öyle. Kafayla selamlaşma dedik, hitap biçimi yine, evet, aynı şekilde. Bunlar çok aslında ne kadar teknik bir şeyi var değil mi? Kesinlikle. Hepsinin bir matematiği var aslında. Evet. Yani kendimizi daha değerli ve önemli hissettirmek adına, daha güçlü hissettirmek adına, daha özgüvenli. Zaten benim anlattıklarımın hepsi buraya hizmet ediyor. Bu kavramlara hizmet ediyor. Mesela sen ve siz bana diyorlar, Gökhan Bey bana hemen sen diyorlar. Nereden buluyorlar bu rahatlığı? Ben çok rahatsız oluyorum. Bakın gerçekten çok büyük bir problem bu. Evet. Hani çok dile gelmiyor, o ayrı. İnsanlar demiyor bunu birbirine. Ya bana herkes sen diyor, hemen nereden buluyor? Çok mesafeyle ilgilidir. Bir kere iletişimde bir mesafe vardır. Bu bilimseldir. Bir kol mesafesidir. Birbirine yeni tanışan iki insan bu kol mesafesini aşmamalıdır. Bu kol mesafesinin içerisi özel alandır, mahremdir burası. Siz daha samimi olacağım diye oraya girdiğinizde karşı tarafta rahatsız edilme ihtiyacı var. Yani görür görmez bir kucaklama, evet, var ya bizde. Evet, ama şimdi karşı taraf bakalım bu samimiyeti almaya hazır, evet, mı? O zamanla olduğunda zaten kaliteli bir ilişki, dostluk, arkadaşlıktan bahsedebiliriz. Bir anda zaten samimiyette gerçekten hep bir süre sonra ilişkiler hemen bocalamaya başlar. İbihan Hanım'la karşılaştığımızda hemen direkt sarıldı. Tamam. Bende de bir sarılma var. Ev sahibi olarak. Ev sahibi olarak daha kendini, evet, rahat hissetsin diye. O çok önemli. Sarılarak karşıladım. Evet. Çünkü biz sizin evinize geldik, evet, aslında şu anda. Ve o yüzden o sıcaklığı göstermiş olmanız çok önemli. Ama dışarıda, toplumsal ilişkilerde, iş yaşım, bakın ben kurumlara gidiyorum. Ankara'ya da çok sık geliyorum. Burada hem bakanlıklarımıza, hem farklı şirketlere protokol eğitimi, zarafet eğitimi, etiket eğitimi veriyorum, seminerler veriyorum. İş yaşamında profesyoneller diyorum, seçilmiş davranışlar sergilerler. Artık hayatın belli bir noktasında duran insanların sıradan değil, seçilmiş davranışlar sergilemesi önemli. İşte tokalaşmadan oturma kalkmaya, ya oturmanın bile bir adabı var. Evet, oturmanın adabına geçeceğim. Tabii. Önemli. Hatta ben direkt hani böyle biz ekran başındayız. Çok zarifsiniz. Çok zarifsiniz. Ve yayın boyunca her zaman dikliğinizi korumaya çok özen gösteriyorsunuz. Evet, hatta şey, nasıl dik durabiliyorsunuz falan diyorlar. Diyorlar. Özellikle arkama böyle bir sopa koymuş gibi falan, evet, değil. Yok efendim. Ya minderden bile destek almıyorsunuz. Hani belki, yok, öyle bir destek. Bel boşluğu var efendim, evet, burada. Sizin için 1,5 saat boyunca. Efendim feda olsun izleyenlerimize. Evet. Şimdi Nebihan Hanım da tabii ki çalışan bir bayan. Aynı zamanda bir öğretmen olduğunu biliyorum, evet, ben. Değil mi? Ve çok İngiliz idealist bir öğretmen. Biz de sohbet ettik. Öyle mi? Çok böyle işini aşkla yapan, çok tutkuyla yapan bir eğitimci. Ben de çalışmaktan ve tanımaktan büyük mutluluk duydum. Ne güzel. Kendisi. Bugün harika konuklarımla. Ben aslında Nebihan Hanım'a da şunu sormak istiyorum. Zarafet konusunda karşı taraftan, muhatabınızdan aldığınız böyle olumsuz durumlar, karşılaştığınız sıkıntılar var mı? Özellikle bir eğitimci olarak, öğrenci velilerinizden mesela, şimdi gireceğim bu konuya da. Ya ben çok şanslıydım herhalde bu konuda. Velilerimden hiçbir kabalık, hiçbir yanlış hareket görmedim bu zamana kadar. Hep yani, çünkü karşılıklı olduğunu düşünüyorum biraz da. Gökhan Bey'in dediği de o siz biz samimiyeti de bir yerde tutabildiğimizi düşünüyorum. Hani ben hep siz diye hitap ettiğim için onlar da o şekilde dönüş yaptılar. O yüzden bir sorun yaşamadım ama tokalaşmada çok sorun yaşadım. Sosyal bir ortamdayız. Öğretmeniz, erkek bayan çalışıyoruz.
Benim de bildiğim bayanın el uzatması gerektiği ama erkekler uzattığında biz almadığımızda, hani bir yaşantımız gereği almadığımızda kendi bayan arkadaşlarımızdan çok eleştiri aldık mesela. Ayıp ettin diyor mesela. Tabii. Peki bunu madem soralım mı uzmanımız buradayken, böyle bir durumda yani dini hassasiyet olabilir. Hatta ben şöyle söyleyeyim, sadece dini hassasiyet olarak bakmayın. Bazı hanımlar erkeklerle tokalaşmaktan hoşlanmayabiliyor. Hatta takıntılar. Takıntıları evet. olanlar var. Hijyen takıntısı olabiliyor. Doğru. Değil mi? Doğru. Böyleleri de var. Sadece hani dini anlamda ya da ahlaki ya da kültürel anlamda değil. Böyle bir durumda biz nasıl geri çevireceğiz? Evet. Tabii bence burada şöyle bir durum var. Kişiler artık biraz gözlem yapalım lütfen. Ya da yeni bir ortama girdiğimizde, yeni insanlarla karşılaştığımızda lütfen yani biraz bir gözlem yapıp olası durumları birazcık düşünmemiz gerekiyor. Bu önemli bir hassasiyet. İşte böyle hassasiyetler bekliyoruz insanlardan. Yaşam koşturmacası içerisinde belki bunları atlayabiliyorlar ama bu çok önemli. Çünkü bir taraftan da nezaket kuralları bize diyor ki uzatılan elin havada bırakılması büyük nezaketsizliktir. Şimdi iki ayrı şey var ama eğer karşımızdaki kişiye hani gerçekten de hani yaşantısını bize hissettiriyorsa tavrıyla, duruşuyla, tarzıyla, özellikle de zaten bir kadınsa bence o noktada hani karşı taraf kibarca teşekkür edip, hani bizde vardır zaten. Şöyle bir, evet, teşekkür edip yaptığında ederim. Karşı taraf şu o has- değil yani. Hayır, değil. O çok önemli. Şöyle yapmak yok. Kesinlikle. O çok önemli. Kafayı eğip hafif şöyle elini o bizim hani vardır yaptığımız yaptığında karşı taraf çok büyük nezaketle ve tebessümle onu tokalaşmış kadar olursunuz. O çok önemli. Bunu kaçın. Niyet ve tavır çok önemli. Niyet ve tavır. Hani ona dikkat edelim yeterli. Güzel. Bu konuda da aslında bilgilenmek de, dedim ki efendim stüdyomuzda Mahinur var. Kaçıyor. Bir dakika Mahinur. Mahinur'cum teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir çiçek geldi. Anında canlı yayında ben hemen şöyle bir, hatta zarif zarafet uzmanı var ya, ben böyle hareketlerime de dikkat ediyorum. Efendim nereden gelmiş bu çiçek, bir bakalım mı? Aman Allah'ım. Ben şu an şoktayım. Bu gün. Aman Allah'ım. Efendim sevgili eşim Mustafa Cihat Bey'den bir sanırım yeni yayın döneminin ilk programında hayırlı olsun mesajı gelmiş ve çok güzel bir çiçek. Ben duygulandım. Açıkçası beklemiyordum. Çünkü onun yazısını her yerde tanırım. Çok duygulandım. Şu an muhtemelen beni Diyanet Radyo'dan izliyor. Sevgilerimi ve saygılarımı, efendim muhabbetlerimi gönderiyorum eşime derken. Bizi de duygulandırdınız ama şu anda hakikaten ne kadar kıymetli değil mi? Yani çok çok kıymetli. Ne mutlu. Öncelikle mutluluğunuz ve birbirinize olan bağlılığınız daim olsun bir ömür. Eşlerin birbirinin böyle. Bu bir zarafet örneği mi? Kesinlikle. Çok büyük bir zarafet örneğiydi bu. Canlı canlı tanık olmakta hem de bugünkü program, yani bu konunun işlendiği programda çok güzel oldu. Çiçek gönderme üstüne ben hep yazıyorum, çiziyorum. Kitapta da bahsettim. Mutluluğu, üzüntüyü, sevinci, başarıyı en güzel çiçekle gösteririz biz. Ve hakikaten de bir erkeğin eşine yapabileceği en büyük incelik onun böylesi özel zamanında ki bugünkü heyecanınız. Heyecan. Çok hani çok haklı. Ben çok duygulandım. Çok... Hiç beklemediğim bir şey. Ya nasıl beklemezsiniz? Eşiniz göndermez. Çok zariftir, düşüncelidir, jestleri çok fazladır ama gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Aklımdan tamamen şu an aile hayatı çıkıp da hani işe odaklandığınızda evet. Çok güzel bir sürpriz. Yani kesinlikle. Lütfen eşlerinize bunu yapın diyorum. Şu duygusallıktan bir çıkmak adına efendim küçücük minicik bir ara verelim. Muhtelif işlerde sizleri bekliyoruz Nebi Hanım'la, ayrılmayın. Merhaba, sezonun ilk programıyla dedik başladı ve sohbet muhabbet çok sıcak bir stüdyoda devam ediyor. Umarım şu küçücük cam ekranından, o beyaz camdan evlerinize,
yüreklerinize ve kalplerinize dokunmaya devam ediyordur diyelim. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Bu iki güzel alanında uzman konuklarımıza da sorularınızı iletebilirsiniz dedik ve muhtelif işlerdeyiz. Gökhan Bey ile biraz sizi sorularla sıkıştıracağız. Hem yapalım, tanımaya çalışacağız. Yapalım. Çok güzel bir hazırlık var bu. Değil mi? Güzel bir hazırlık var. Muhtelif işlerdesiniz, sizi ağırlıyoruz ve ilk defa ağırlıyorum ben. Öncelikle merak ettiğim işinizle alakalı sorular var mı? Sizi bir tanısak, öğretmen dedik, Allah Allah moda tasarımcısı çağırdı öğretmen diyorsunuz Tuba Hanım diyenler vardır muhakkak. Herkes öyle diyor zaten. Instagram hesabından daha çok yaptığım için hep hocam, hocam, hocam diye sorular geliyor. Ben de öğretmen olduğumu biliyorlar diye düşünüyorum ama insanlar aslında dikiş üzerine bir hoca olduğumu düşünüyor veya işte moda üzerine bir öğretmenlik, eğitmenlik yaptığımı düşünüyor. İngilizce öğretmeni, uzun süredir de bu işi yapıyorum. Ya bu tamamen benim hobim oldu. Kendime vakit ayırmak için, kendi istediğim şeyi giyebilmek için bir fırsattı benim için. Ama tahmin ettiğimden daha fazla büyüdü. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. Buna sosyal medyanın katkısı oldu mu diye. Çünkü kesinlikle. YouTube kanalından ben videolarını izledim. Seni ağıracağım için. Çok güzel, profesyonel bir çekimlerle aslında hizmet ediyorsun insanlara. Ya evet, ben de öyle yaptığımı düşünüyorum. İlk blog açarak başladık buna. Kendi kendime öğrendiğim için çok zorlandım ben. Yani makina bu niye böyle bozuldu, bu ip buradan niye hiç geçmiyor? Kursa falan gitmedin. Hiçbir eğitim yok. İnanmıyorum. Ne güzel. Ya süper bir azime bakar mısınız? Kesinlikle. İşte şunu demiyor yani ama ne uğraşacağım ya zaten memurum öğretmenim değil mi? Böyle bir şey yok. İsteklere ve hobilere yönelmek. Evet. İnsanı geliştiren bir şey. Ve yaşam içindeki o streslerimizi, kendimize daha fazla odaklanmamızı sağlayan çok önemli bir şey. Yani bizim hobimiz yok zaten. Böyle bir sıkıntımız var. Kitap okumak, müzik dinlemek artık hobi değil. Tıpkı Nagihan Hanım'ın yaptığı gibi böyle ortaya bir şeyler koyuyor olmak, bir emek ve bir şeyler üretiyor olmak bizi çok besliyor. Evet. Ben de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve sonra... Nerede? Ve sonra ben YouTube kanalına yükledim diyorsunuz ve makineyi bile dikiş makinesini de kendim çözdüm düşünerek. Evet, hiçbir fikrimiz yoktu. Makineden, kumaşlardan, kalıptan, oraya nasıl yerleşeceğinden. Çok zorlandığım için benim gibi zorlananlar vardır diye düşündüm. Nasıl yaptığımı anlatayım dedim. Yani amacım burada insanlara işte ben size ders veriyorum demek değildi. Hani bakın ben de yapamadım, ben de sizin gibiyim. Ben bu aşamalardan geçtim, siz de yapabilirsiniz. İlla hani böyle çok ciddi bir eğitim almanıza gerek yok, almayın demiyorum. Almanıza gerek yok ama yapabilirsiniz. Başlamak için bir yerlere gitmeye ihtiyacınız yok, kalbinize dönün. Allah Allah, ben de bugün böyle kitap sözleri dökülüyor. Şahane. İlham verdiniz. Ben de hemen eşlik ediyorum. Lütfen. Diyorum ki başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsiniz ama mükemmel olmak için başlamak zorundasınız. Çok sevdiğim. Gerçekten çok önemli. Çok yeri denk geldi, paylaştım. Tam yerinde. Böylece başladı sizin moda tasarımcısı aynı zamanda. Bunu hobi olarak yapıyorsunuz. Peki hani ben fark ettim Instagram hesabında satış yok falan diye evet. Bir şey yazıyor. Satış ya, yani satın almak isteyen takipçileriniz oluyordur muhtemelen. Çok fazla. Yani sürekli fiyat soruları, beden soruları, işte bunun başka rengi var mı? Onu geçtim, diktiğimi anladılar. Hani bunun bir konfeksiyon tarzı bir şey olmadığını anladılar, özel dikim olduğunu anladılar. Bu sefer model atıp, bu olur mu, şundan olur mu, çok istesek olur mu? Artık yani ben de yazmak zorunda kaldım. Hani çok kaba olduğunu düşünmeye başladım. Yani satış yoktur. Yani insanlar en azından... Zarif bir şekilde nasıl efendim takipçilerini... Yani ben satış yapmıyorum. Evet. Satış yapmıyorum. Evet, aslında bir duruşumuzu sosyal medyada olsa orada bir duruş sergilememiz çok önemli. Daha doğrusu hayattaki duruşumuzu da oraya yansıtıyor olmamız çok önemli. Elbette Nagihan Hanım bu hangi amaçla yapıyorsa, hobi amacıyla ya da bir şeyler öğretmek amaçla yapıyorsa o şekilde dile getirmek lazım. Paylaşımlarım eğitim amaçlıdır. Herhangi bir ticari nitelik taşımamaktadır. Öyle bir şey ki... sosyal medya siz de kullanıcısınız evet, aktif olarak. Evet. Nebihan Hanım da aynı şekilde o kullanıcılardan birisi. Şimdi sorular gelirken bazen hoşlarına gitmiyor takipçilerin. Evet. İşte paylaştığımız hikayelerden eleştirinin de zarafeti ve nezaket elbette. İçerisinde olanı var. Evet. Bunları da belki ilerleyen zamanlarda kesinlikle. Konuşacağız. Ve oradaki imaj çok önemli. Demek ki siz sosyal medyada öyle bir imaj, öyle bir duruş sergilemişsiniz ki efendim bizim ekibimizin dikkatini çekmişsiniz. Sizi ağırlamak istemişiz. Bu bir başarı. Ne güzel. Çok doğru. Kesinlikle. Çok önemli bir kesinlikle. Şey. Artık hayatımızda sosyal medya var. Bir zamanlar programın ilk başladığı dönemde benim hesabım yok diye ve hesap açmamakta direttim. Bir yıl hiç kendime ait hesap açmadım. Hep Yeni Güne Merhaba'nın hesabından iletişimler kurduk. Sonra
olmadığını anlıyorsunuz. Bu hayatın içindesiniz ve ekrandasınız. İzleyiciyle bir kere dirsek temasınız olmak zorunda. Kesinlikle. Onların kulaklarını, onların sözlerini duymak için, kulak vermek için. Evet. Bu da önemli aslında. Nebihan Hanımcığım, peki bu kadar güzel sizi tanıdıktan sonra bugün bize ne yapacaksınız? Bugün ne yapacağız? Küçük bir kumaş getirdim, onu söyleyeyim. Çok sevilen bir tuniğim var, kloş tuniğim. Hatta elbise olarak da kullanılabiliyor. Onu minyatür olarak kesimini göstereceğim. Tamamen pratik yapılıyor. Böyle kalıp çıkarmamız gerekmiyor. Ellerinde olması gereken kumaş miktarını söyleyeceğim. Ne kadar kumaştan çıkıyor, hangi tür kumaşlar kullanılması gerekiyor. Hı. Onu anlatacağım. Kumaşı aldıktan sonra rahatlıkla uyarlayıp iki yerinden dikişle bitecek. Evet. O zaman mikrofonu ben şimdi size vermiş olsam bir anlatsak bunu biz. Anlatayım. Şimdi benim kumaşım küçük ama normalde bunu 1,5 metre eninde bir kumaş olarak düşüneceğiz. Bütün kumaşların zaten eni 1,5 metre oluyor. Hı hı. Öyle bir kumaş düşündük. Uzunluğu da şöyle alıyoruz. Bütün kıyafetlerimizde ölçü alırken omuzumuzda tabana kadar ölçü alıyoruz. Bu bizim elbise boyumuz oluyor. Dikiş payları da dahil bütün paylar içinde. Mesela 1,40 boyunda bir elbise yapmak istiyorsak 3 metreye yakın kumaş almamız gerekiyor. 1,64 boyunda beni baz alarak anlatsak. Ben de kendimi öğrenmek istiyorum. 1,64 boyum var. Yaklaşık 1,40'tır elbise boyu. Öyle diye mi tahmin ediyorum. Kaç metre kumaş gider bu? Yani 2,82 boy gidiyor. 2,80'de dikiş paylarıyla beraber 3 metre kumaş almak gerekiyor bu model için. Bu model için. Modelden modeli değişiyor. Hepsine göre değişiyor. Kumaş cinsi, yani aklınıza gelebilecek her şeyde detayı var. Çok ciddi, yani bazen şey derler ya okulda, matematik benim ne işime yarayacak. Dikişte bile matematik... Fatih Hocam izliyorsunuz, bu cümleye çok sinirim. Matematik benim ne işime yarayacak. Yani. İşte integral benim ne işime yarayacak. Hayatın içerisinde efendim matematik, iletişim matematik, kesinlikle, yaptığımız her işte kesinlikle bir intizam, düzen var. Kainat bir matematik kesinlikle üzerine dönüyor. Zarafetimiz bile bir matematik döngüsü içerisinde. Dedik ya orada da hani tam altını bu şekilde dolduk. Hepsinin bir mantığı var, hepsinin bir matematiği var. Yani neden bunu böyle yaptığımızın bir sebebi var ve matematik bize hayatın içindeki bu dengeleri kurmamızda aslında çok büyük yardımcı. Böyle bakarsak ve çocuklarımıza da böyle anlatırsak bu dersin üzerindeki o ön yargının kırılacağını düşünüyorum, evet, açıkçası. Kesinlikle. Evet, o matematik zekasını şu, evet, an dikişine yansıtan bir eğitimcim efendim. Evet. Ve vizyon rengini bu arada çok severim. Elimde bu vardı. Çok güzel. Ben vizyonu çok severim. Her ne kadar bana çok yakışmasa da o renk. Bir de bu var değil, evet, mi? Renk de çok önemli. Şimdi siz dikiyorsunuz ama imajımızda, kendimizi ifade etmemizde, yani hiç olmamış renk bilmiyorum. Bugün sarıyla çıktım ben ama normalde herkes kendi rengi olmalı bir insanın, değil mi? Her rengi, işte moda diye her şeyi yapmak zorunda değiliz. Biz kesinlikle de bu arada böyle algı bozmaya çalışıyoruz. Moda bizim her şeyimiz değil. Çok İnsanların doğru. Yaymaya çalıştığı imaj bize uyacak diye bir şey yok. Herkesin kendine öz, sıratına uygun, değil mi? Kesinlikle. Şimdi renklerle de öyle. Şimdi birçok renk var ama hepimize yakışan renkler var. Sıcak ve soğuk tonlar diye biz bunu ayırıyoruz. Ama izleyicilerimize küçük bir tüyo verelim. Özellikle hanımlar çok izledikleri için. Hı hı. Gün ışığının olduğu bir noktada aynanın karşısına geçsinler. Eğer yüzlerinde hafif bir makyaj varsa onu da temizlesinler. Hı hı. Renk renk çıkarsınlar kazakları, mavi, turuncu ne varsa, boyunlarının altına doğru tutsunlar. Hı, şöyle. Şöyle, evet. Öyle. Aynen öyle. Yüzünüz parlıyorsa, gözleriniz ışıldıyorsa, cildinizde böyle bir sanki bir bakım yapılmış gibi bir tazelik varsa siz doğru rengi giymişsiniz demektir. Evet, güzel bir Eğer sizi daha solgun gösteriyorsa, olduğunuzdan daha yaşça büyük gösteriyorsa, böyle bir gözlerinizdeki o ışıltıyı söndürüyorsa yanlış rengi giymişsinizdir. Hı. Genelde de şunu söylerim hemen. Karşılaştığınız biriyle bluzunuz ne kadar güzelmiş diyorlarsa, o zaman siz değil bluz öne çıkmış oluyor. Çok önemli bir şey. Yani bakın, iltifat eden arkadaşlarınız varsa, evet, ya güzelsin bugün demek tam uydurmuş her şeyiyle. Aynen öyle. Çok şıksın demek. Kesinlikle. Bu. Bugün ne kadar güzel görünüyorsun diyorsanız siz doğru rengi giymişsiniz demektir. Güzel. Evet. Yansımasında böyle oluyor. Ne kadar güzel bir. Ben, evet, de yeni şeyler öğreniyorum. Nebihan Hanımcığım, evet, bence yavaştan başlayalım. Evet. Siz onu başlarken belki burada devam edeceğiz ama programın sonlarına doğru bitmiş halde bir şey göreceğiz. Şeyi göstermem gerekiyor ama onu hemen gösterin. Hemen. Yerleşimini ve çizimini göstermem gerekiyor. O önemli yerleşim, evet. Şimdi 3 metre kumaş dedik. 1,5 metreye 3 metre. Hı-hı. Kumaşın tersi düzü içinde kalıyor. Biz tersinden çizim yapıyoruz. Böyle yerleştirdikten sonra bu boylu boyunca elbisemiz olacak. Bir kere daha katlıyorum. Bu kadar kumaş gitmesinin sebebi de bu. Hı-hı. Şimdi bunu katladık. Burada bizim hem ön bedenimiz var hem arka bedenimiz var. Yani tek seferde hepsi çıkmış olacak. Hatta kolumuz da var. Şimdi yapmamız gereken bileğimizi ölçüyoruz.
Bileğimizi ölçtükten sonra yaklaşık bir 22-23 santim bilek çıkıyor. Benim üzerimden, o, var mı mezurumuz burada? Olması lazım ama. Tamam, çünkü nasıl o bileği nasıl ölçeceğiz diye ben izleyeceğimi çok iyi tanıdığım için gelecek soruları çok iyi tahmin ediyorum. Mesela evde bunu yapmak istediğinizde bilek boyunuzu almak isterken nasıl yapacaksınız? Hemen gösterelim. Şimdi şöyle biraz genişten alacağız genişten bunu. Genişten alıyoruz. Bilekler benim biraz şeydir, ince. Bayağı ince. Yani yaklaşık 22 santim. Bol bırakmak gerekiyor. Yani bileğe yapıştırmayacağız. Evet. Kumaş zaten esnek bir kumaş olsa da bayanlar genelde şunu soruyor. Kolumuzu sıvamamız gerekebiliyor, geçmesi rahat diyor. Kumaş. Rahat olsun. O yüzden geniş bırakıyoruz. Şimdi burada iki kat olduğu için biz yarısını ölçü alacağız. Yani 11 santim olacak burası. Burayı 11 santim olarak düşündük. Sonra bir ölçümüz daha var. Omuzdan biraz daha aşağı iniyoruz. Aşağı dediğimiz bel kısmı mı? Şurası. Bel de değil, tam ortası. Ha, yani orta. Kolda, yani omuzda fazlalık bırakacağız. Bu da yaklaşık 24-25 santim oluyor. Şimdi verdiğim bilgiler biraz afaki gelebilir ama bunu çok diktim. Bir şekilde paylaşırım yine soran olursa. Şeyi de paylaşırız Instagram kalıbında. Instagram hesabımızdan Nebihan Akça. Oradan da paylaşırız, size de yönlendirebiliriz. Tam böyle santimli ölçülü halini paylaşmış oluruz orada. Evet. Omuzdan itibaren onu da işaretliyoruz. Burada bir çizgi var. Şimdi kolu geleceğiz. Buradan beden ölçümüzü aldık. Manken gibi. Beden ölçümüzü aldıktan sonra onu da dörde bölüyoruz. Evet. Mesela atıyorum 90. Ama 90 çok üzerimize yapışacağı için biz onu 90 almıyoruz. Bolluk payı burada veriyoruz. Burada beden ölçüsü dediğimiz bu sırt taraf var ya, şurası evet. Önemli. Orası, şunu yaptığımızda rahat mıyız? En geniş bölge. Evet. Yani üstte en geniş bölgeden ölçümüzü alıyoruz. 90 santim ise biz bunu 100 yapıyoruz. Hı-hı. Hani 5'er santim, 4'e böldük. 25 santimlik bir genişliğimiz oluyor burada. Bunu da işaretledik. Şimdi buradan kol gelecek. Kolu genişlete genişlete aşağıya doğru geliyoruz. Şimdi etek ucunu nasıl açacağız? Bütün payımızı kullanıp, şuradan cetvelimi alayım. Aman, hemen şöyle alayım, evet. Bütün payı, bütün genişliği alabildiğimiz kadar alıyoruz. Bu bize kiloşluk verecek. Sonra buranın ölçüsüyle, şuradaki ölçüyle, buradaki ölçü eşit olacak şekilde geliyorum. Evet. Yine bir kavis veriyorum. Bunları yaparken bu cetvelleri kullanacağım. Özellikle şu cetvelimi göstereyim. Bunların isimleri de çok kullanılıyor. Evet, soruluyor. Evde yapmak isteyenler için bilsinler değil mi? Kesinlikle. 4-5 tane parçası var bunun. Çok maliyet olarak da fazla bir maliyet yok. Tamam, 4-5 parça 20-25 lira bir güzel, maliyeti artık. Var. Malzeme gerektiren bir hobi bir de, o da var. Evet. Bunları da alırlar. Başlıyor. İpi, dikiş makinesi değil mi? Malzemesi ve kiri pası diyeyim çok fazla olan bir hobi. Ya bunu da yaptıktan sonra dediğim gibi bu ölçülerin hepsi var. Sonra keseceğim ben bunu. Şimdi biraz hızlı hızlı göstereyim, bekletmeyeyim sizi. Estağfurullah efendim, zevkle. Gerçekten bir matematik. Değil mi? Yani şu çizimlere bakar mısınız? Çizerek, bir simetri oluşturarak. Simetriyle, doğru. Tabii dikiş payı vermeyi unutmuyoruz, onu da söyleyeyim. Birer santim dikiş payı veriyoruz. Artık aslında toplumumuzda hazır tüketmeye giden bir toplumda böyle el emeğiyle olan şeyler inanılmaz derecede saygı duyması gereken şeyler gibi. Çok kıymetli. Özel, kıymetli. Hiç makine işi değil yani. Hani böyle aynen tekstil öyle. İşi o da zordur muhakkak ama el emeği başka bir şey. Ya hem o var hem de bize moda olarak dayatılan her şeye giymek zorunda da değiliz. Evet. Ya benim başlama amacım buydu. Ben öğrenciyken aldım ilk makinamı. Öyle mi? Çünkü bulamıyordum. Uzun bir şey arıyoruz, bol bir şey arıyoruz. Üzerinde taşlar, fırfırlar, tokalar, parlak kıyafetler. Ben öyle şeyleri aldığımda elime makası alıp kendime çeviriyordum. Daha spor giyiyorduk tabii öğrenci yıllarında. Yani onu kendimize uydurmaya çalışıyorduk. Yani o kadar becerikli çok değildik efendim. Böyle bir şeye soyunamadık yani. Yani şimdi bunu da yaptım. Yakasını kesmeden bir göstermek istiyorum. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Ortaya. Kollar bütün. Önü arkası her şeyi tamam. Şimdi biz buna sadece yaka açacağız. Ön yakamız biraz daha derin olacak. Bunları yaparken tek tek görmeleri çok önemli. Hatta ekran başında video çekimi bile yapabilirsiniz siz. İnşallah bunun vardı zaten. Ölçüleri vardı ama videosu yoktu. Çok sorulduğu için özellikle yapmak bu arada istedim. Belki yeni ekranların başına geçenler, Allah'ım bu saate kalmamışsınızdır, uyanmışsınızdır herhalde diyorum. Çünkü bugün 2 Ekim'di biliyorsunuz. Ve bizim ilk sezonun ilk programıydı. Nebihan Akça Hanım efendi muhtelif işlerde bize ne yapıyor? Bir daha açanlar için tekrar yayalım.
floş elbise veya tunik yapıyoruz. Floş elbise. Floş, bayağı evet. Böyle geniş, bolca kumaşlı. Ön kısmı daha geniş yaptık. Arka kısmı, tabii sırt kısmımız daha dar olacak. Önce arkayı kestim. Hı hı. Sonra arkayı ayırıyorum artık. Orayı tekrar kesmemek adına. Ve önü ayarlıyorum. Kesim olarak her şeyle hazır. Şimdi dikimini yine dikebilirim. Hı hı. Böyle bir elbisemiz var. Bu aslında şimdi şey yapacaklar ekran başında. Ben alabilir miyim onu? Ekran başında diyecek, bu ne ya? Bu kime gelecek ya diyecekler ya. Şimdi şöyle bir efendim. Var bilerimiz demek. Bu bir elbise. Bebek elbisesi gibi. Gerçekten öyle. Biz bunu niye yapıyoruz? Ekranların başına geçenler bunlar ne yapıyor acaba demeyin efendim. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir kere bu elbisenin düşünün ki benim boyumdaki birine göre nasıl kesildiği. Bunun daha büyük halini siz alıyorsunuz 3 metre artık boyunuza ve ölçülerinize göre alıyorsunuz. İşte, yine size uygun olan kumaşla ve nasıl kol boyu alınır, nasıl belle o göğüs kısmı arasında kalan yeri nasıl ölçü alınır ve nasıl... Bu dedik ya onun aritmetiği ve matematiği var. Nasıl kesimi, biçimi, dikişi yapılır bunu göster. Canlı yayında evinizde siz elbise nasıl dikebilirsiniz? Harika. Şahane bir şey. Bakın minyatüründen anlattık. Maşallah diyorum çok becerikli. Böyle göstermek istedim. Devam ederken bu önemliydi canlı canlı bu kadar izlemeyi. Bir şey daha söyleyeyim. Sadece dikilecek olan kısım koltuk altından yanlar. Yani şu iki dikişi kapattıktan sonra. Gösterelim orayı yani. Şu çizgilerin göründüğü yer şurası. Ve burası kapanacak. Evet. Dikiş alt dikişlerini, kapama dikişlerini yapacağız. Hatta dikmek istemeyenler tığla kenarlarını da yapabilirler. Öyle bir şeyler yapabilirler veya iğneyle dönebilirler. Evet. Bu kadar. Yani çok fazla kumaş gittiği için sermesi, katlaması yok, çok zor olduğu çok için ve çok özellikle küçük oldu. Kullandık. Kesinlikle. Biraz böyle tüketim insanı olmaktan çıkıp üretim insanı olmak gerekiyor. Siz de çok güzel buna vesile olmuşsunuz. Ben de çok büyük keyifle izledim. Evet ben şöyle bakıyorum acaba nereden çıkmış? Kestiği yerleri açınca bu bir beceri efendim. Kesinlikle. Ne evet. Güzel. Efendim muhtelif işlere yine geleceğiz. Dikilmiş ve bitmiş haliyle yine göreceğiz. Nebihan Hanım'la devam edecek. Ben biz Gökhan Dumanlı Beyefendi'yle zarafeti konuşmaya devam ediyoruz efendim. Kısa bir ara lütfen ayrılmayın. Çaylarınız bittiyse tazeleyin o zaman. Efendim yeni güne merhaba devam ederken bizlere eşlik eden Gökhan Dumanlı Beyefendi ve Nebihan Akça Hanımefendi sizlerleydi. Ve bugün güzel şeyler öğrenmeye devam ederken efendim yeni güne merhabaya zarafetle başlayalım. Yeni sezona nezaketle başlayalım diye konumuz çok özel ve hepimizi ilgilendiren, hepimize dokunan bir konu. Gökhan Dumanlı Beyefendi ile konumuza devam edelim istiyorum. Zira o bir uzmansa... Eğitimler de veriyor. Evet. Bu eğitimler neleri kapsıyor? Kimler daha çok geliyor bu eğitimlere? Çok güzel. Evet, akademimiz artık 6 yıl oldu. Zarafet Akademi'yi kuralı. 6 yıl boyunca hem bireylere hem şirketlere eğitimler veriyoruz. Yoğun bir şekilde okullara gidiyorum, çocuklara seminerler veriyorum. Şöyle açık eğitimlerimizde, zarafet eğitiminde yürüyüşten başlıyoruz. Yürüyüş, duruş, dönüşler, iletişim. İletişim bir kere en üst başlığımız. Etkili iletişimin unsurlarını konuşuyoruz. Bununla beraber hep beraber yemek yiyoruz. Masa adabını, özel masalar kuruluyoruz. Oluyor. Masada yemek yiyoruz hep beraber. İmaj yönetimi önemli bir parçası. Konuşma estetiğini yapıyoruz. Vurgu, tonlama ve nüans çalışıyoruz. Çevremizle ilişkiler, ast üst ilişkileri, makam odası adabı gibi birçok konu başlığından oluşuyor. Yetişkinler için zarafet eğitimimiz 2 gün. En yakın eğitimimiz de 11-12 Kasım hatta. Güzel. İstanbul'da. İstanbul'da. Size ulaşmak isteyenler, belki merak edenler, ilgiyle aslında takip edenler muhakkak vardır ama yeni takipçiler
takipçileriniz de olacaktır bizle, sizle tanışmadanlar bizim vesilemizle. Hem sizi Instagram hesabınızdan takip ederek eğitimlerinizi de ulaşabilirler diyelim. Evet, Gökhan Duman üzerinden, yine Zarafet Akademi üzerinden ulaşabilirler bizlere rahatlıkla. Bununla beraber şirketlere verdiğimiz eğitimlerde biraz daha kurumsal dinamikleri baz alıyoruz. Ast-üst ilişkisine değiniyoruz. Hı-hı. Takımın bir parçası olma diyoruz. Çünkü iş yaşamında da artık bir takım şeyler var. Hatta dünyada iş etiketi deniyor ki yine yıl sonuna doğru çıkacak olan kitabıma da kurumsal nezakette. Bakın iş bir iş yemeğinde bile ne sipariş verdiğiniz çok önemli. Salata ve ızgara siparişi veriyorsanız bu kendinize özen gösterdiğinizin, dolayısıyla yaptığınız işe de özen gösterdiğinizin bir işareti oluyor. Aa. Çok önemli. Ya da işte gözlüğünüzdeki kırmızı çizgiyle işte kravatınızdaki ya da işte bir hanımefendi florundaki kırmızının tonunun birbirini tutuyor olması detaylara önem verdiğinizi gösteriyor. Yemeğin tadına bakmadan tuz attığınızda ön yargılı olduğunuzu gösteriyor. Aa, bakın bir de Türk adetlerinde çok genelde askı. Çok fazla. Özellikle erkeklerimiz değil evet. mi? Yani daha bakmadan yapabiliyor. Evet. Biraz aceleci olmalarından kaynaklı. Evet, belki, evet. Ya da tuzsuzdur kesin belki imajı. Kesinlikle. Ama ön yargılı olduğunu evet. gösteriyor diyorsunuz. Bunlar aslında insan tanıma sanatı değil mi? Aynen her öyle. Şeyiyle. Kesinlikle. Bir kere bunu yani her şeyin üzerine bunu koymamız lazım. Şimdi birazdan belki aile içi iletişime de dokunacağız biraz. Hepsinin temelinde bir kere iletişimi anlamak ve yorumlamak lazım. Ben bir iletişimci olarak akademik tanıma birazcık ikinci plana atıyorum. Akademik tanım diyor ki iki kişi arasındaki duygu, düşünce ve bilgi alışverişi. Diyorum ki bir dakika, kişinin kendisiyle olan iletişimi atlayamayız. Bence iletişim kişinin kendisiyle olan iletişimiyle başlıyor. O yüzden de söylüyorum, ne okuyorsunuz, ne izliyorsunuz, ne dinliyorsunuz, sanattan, sokaktan, insandan besleniyor musunuz? Bunlar çok önemli. Birileriyle buluştuğunuzda, konuştuğunuzda ne anlatıyorsunuz? Acaba şimdi ne söyleyecek diye bir heyecan duyuyor mu karşımızdaki insanlar? Özellikle bakın iş yaşamı, insanlar üniversite okuyorlar, bir dil öğreniyorlar, bu kadar mezun var. Biz nasıl öne çıkacağız? İşte burada o bilgiyi sunma şeklimiz. Çünkü herkes bilgiye sahip olabilir. Bizi diğer kalabalıktan öne çıkaracak olan şey bilgiyi sunma şeklimiz. O sunma şeklimizde de işte bu sadece akademik bilgimiz değil, hayatın içinden ne biriktirdiğimiz de karşımıza çıkacak. Birçok insanla bir araya geliyorsunuz. Anlattığı konu sohbeti bir gün önce yayınlanan diziye ilişkin çarpıcı gelişmeler. Başka bir şey yok. Yani o dizideki karakter ne yaşadı, ne oldu, ne bitti. Bunu konuşması için de aynen onun beslendiği kaynaktan beslenen biriyle muhabbet etmesi evet, gerekiyor. Evet. Bu da bazen çok zor olabiliyor. Çok zor olabiliyor. Bir de böyle çok tek tip o zaman insanlarla örülü bir hayatımız oluyor. Niye? Hı-hı. Farklı farklı kültürlerden, farklı farklı siz de dediniz ya hani tüm o farklılıkları kucaklayabilmek çok önemli. Tarihte de hep bunun örneğini gördük, buna vurgu yaptık. Ne güzel birçok farklılığı birbirinde barındıran farklı kültürlere sahip insanlar tanıyalım. Bu bizi çok zenginleştirir. Hı-hı. İnsana insan gerek zaten. O yüzden de bir kere her şeyden önce sırf bu yüzden hayatın her noktasında zarafete önem vermemiz evet. gerekiyor. Hani dedik ya biraz aile içi iletişimde evet. girizi. Belki ev hanımları da eğitimlerinize katılıyor. Tabii. Değil mi? Sadece bu bir patron, bir öğretmen asla, değil. Asla ev hanımları var, üniversite öğrencileri var, iş hayatından insanlar var. Çünkü konu herkesi ilgilendirdiği için de biz bu bilgiler hayatın her noktasında, yaşamın kendisinde de, iş yaşamında da, ilişkilerde de hepsini kucaklayan bir eğitim müfredatı hazırladığım için ben şimdiye kadar zaten profillerimize de baktıklarında zaman zaman fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Orada zaten katılımcı kitlemizi de görebilirler. Her yaştan ve her meslek grubundan katılımcılarımız var. Böyle olması da benim için çok önemli. Ben de anlatırken zaten buna özellikle dikkat ediyorum. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu. Şirket olarak baktığınızda da her şirkette mutlaka eğitim vermişiz. Kamuya gittiğimde protokolü anlatıyorum. İşte şirketlere gittim. Mesela bazen şirket eğitimlerinde eğitim başlamadan önce eğitim uzmanıyla bir sohbetimiz oluyor. Diyor ki Gökhan Bey, ben şimdi bir ilk 5 listesi yaptım. Bana şirket eğitimlerinden önce en çok söylenen 5 şey. Gökhan Bey, ter kokusu. Çok haklılar. O kadar önemli bir meseleye değindiniz ki gittiğimiz zaman değil mi kurumlara evet, evet. bunu çok rastlıyoruz. Devlet dairesi de olsun özellikle elbette. Maalesef söyleyeceğim. Evet. Bundan çok rahatsız oluyoruz. Çok diyoruz ki ya hiç mi duş almıyor bu evet, insanlar diyoruz. Hiçbir fark etmiyorsunuz koktuğunuzu. Belki bazen siz de değil ama giydiğiniz kıyafet bir gün önceki kıyafeti sırf kolay olsun diye sabah giydiyseniz size belki sizin teninizin kokusu kokmayabilir ama başkasına o çok kötü geliyor. Ve ben bunun kul hakkı olduğunu düşünüyorum yani, aynı zamanda. Ne yalan bundan söyleyeyim. Sorumluluk bu sorumluluğu bilmek gerekiyor. Evet. Bir diğerini rahatsız etmemek. Evet. Evet, kültürümüzde de var zaten. Kültürümüzde evet. var, dinimizde, dinimizde var. De var. Çok önemli. Aynen öyle. Evet. Onun dışında ben meraklı. Gerçekten mesela bakın
şirketlere gidiyorum diyorum. Mesela bakın tuvalet kullanımı. Evet. Gökhan Bey nasıl söylersiniz bilmiyoruz ama tuvalet kullanımı noktasında bir yerde paylaşabilir misiniz? Doğru. Yani gününün çoğumuzu orada geçiriyoruz ve orası da hayatımızın bir parçası. En büyük bir parçası ve siz orada sırf kendi ihtiyacınızı giderdikten sonra nasıl bıraktığınızla ilgili bir fikir yürütmezseniz bu sizin kendinize olan saygınızla ilgili bir şey. Onu söylüyorum. Bu sizin kendinize olan saygı. Demek ki siz kendinize bunu yakıştırıyorsunuz. Demek ki siz o peçeteyi öylesine savuruyorsunuz demek ki. Bunun başka bir açıklaması yok. Ayrıca, ya da sifonu çekmiyor. Ya da sifonu çek. Ya inanın bazen söylemekte zorlanıyorum ama dediğiniz gibi yani. Ya bunları biz rahat konuşabiliriz. Evet, dönüşüm ve değişim gerekiyor. Evet. Bazen farkında olmayabiliyor insanlar. Evet. Bunu uyandıralım lütfen. Aynen öyle. Onu da söylüyorum. Bazen çoğu işte mesela biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bacaklarını topla diye bir kampanya yapıldı Türkiye'de. Erkeklerin özellikle toplu taşıma araçlarında bacaklarını daha uzatarak ya da açarak yayılarak oturup, oturuyorlar. Yayılarak oturup yanındakini, karşısındakini rahatsız etmek hem görüntü olarak rahatsız edici ki bunu şirketlerden de söylüyorlar bana. Gökhan Bey beylerin oturuşuna da vurgu yapar mısınız diye. Hem de zaten bakın böyle bir sosyal olay haline geldi. Hatta ben de bir siteye bu konuyla ilgili yazı yazarak destek verdim. Oturmanın bile bir adabı var. Lütfen gösterelim. Tabii. Bir erkeğin oturuşu. Ben de hanımın oturuşunu göstereceğim artık. Bacak açıklığı omuz hizası kadardır. Hı hı. Bir erkek bir sandalyeye, bir koltuğa oturduğunda şu bacak açıklığı omuz hizasını geçmeyecek. Şudur. Ellerim de burada, dikliğimi de koruyorum. Bu oturuş bir erkeğin herhangi bir yerine, bakın bu da evrensel bu arada. Evrenseldir. Beden dilinde her ülkede, her yerde. Aynen. Aynen öyle. Bir erkek şöyle oturduğunda kendine kendinin farkında, nerede olduğunun farkında, başkalarına da özen gösteren ama her şeyden önce kendine özen gösteren insan profili çizersiniz ki bu çok kıymetli bir şey. Bacak bacak üstüne attığında onun da bir göstergesi var. Göstereyim. Şöyle bir şey var. Toplu taşıma araçlarında ben şu an yapamayacağım tabii ki. Bu bacağı şu üçgen şekilde hani şöyle. Dört dediğimiz evet. Şekilde yapılıyor. Geçerken çarpıyorsun mesela. Evet. Değil mi? Öğrencilik yıllarımda çok müzdariptim. Ben yurt dışında okurken de aynı şekilde. Evet. Nezaketsiz insanlar her yerde olabiliyor bu arada. Evet, tabii, sadece biz kendi kültürümüzdekileri konuşmuyoruz. Elbette. Dünyadaki yeryüzünde hangi ülkede olursa bugün Amerika'ya gidin. Evet. Sokağa çıktığınız an itibariyle bir sürü kabalıkla karşı karşıyasınız. Evet. Hani belki Avrupa biraz daha. Çünkü onlarda da kişisel mesafe çok önemli olduğu için birbirlerinin alanları mahrem önemli onlar. Onlar için çok önemli. Yani kolay kolay sohbet biz mesela 5 dakika sonra sohbette birbirimizin özel hayatına dair sorular sorabiliyoruz. Biliyoruz. Hani ama orada mesela sorduğunuzda hani bana bunu niye sorabilir, nasıl sorabilir diyebiliyorlar. Fiziksel olarak da o mesafeyi korudukları için orada biraz daha özenli. Tamam biz çok güzel duygularımızı iç içe yaşıyoruz, ilişkilerimizi ama yerinde ve zamanında. Evet. Tek istediğim benim bu. Doz. Çok sihirli bir kelime. Evet. Yani ilk tanıştığınız bir insana örnek veriyorum. Çok muzdarip olan izleyiciler vardır. Örnek veriyorum 36 yaşında bekar bir hanımefendi, iş güç sahibi ve evlenmek için istediği kriterlerde birini bulamamış olabiliyor. Elbette. Ve bir hanımlarla bulunan bir yerde ay niye evlenmedin? 36 olmuşsun. Saygısızlık bakın. Büyük saygısızlık. Çok büyük bir terbiyesizlik bana göre. Hiç algı düşünmüyor belki bunu o insan. Evet. Bilmiyor bile saygısızlık olduğunu. Aynen. Bunun bilincine varmalı aslında. Kesinlikle. Çok haklısınız. Evet. Oturma adabından efendim bahsediyoruz. Evet. Daldan dal atlıyoruz ama buyurun. Sizin de söylediğiniz gibi seyircilerimizin izniyle gösteriyorum. Şunlar hani bu... Bundan bahsediyorum. Evet yani bu evinizde olabilir, çok rahat hissettiğiniz bir kendi noktada. Özel alanınızda. Kendi özel alanınızda yapabilirsin ama dışarıda, topluluk içerisinde, ortak kullanım alanlarında, başkalarını rahatsız edecek şekilde, iş hayatında, kurumsal ortamda, önemli davetlerde böyle oturamazsınız. Evet. Bu hiçbir şeyi umursamıyorum, hiçbir şey umurumda değil oturuşudur. Hiç kimseyi takmıyorum. Bir de bu oturanın elinde bir de telefon olur. Bakın böyle iyice yayılır arkaya da. Elinde böyle telefon unutur gider etrafında. Kesinlikle öyle. Doğuş değil. Ama hani daha şık olacaksa, hani bazen çünkü uzun süre oturduğumuzda bacak bacak üstüne atma ihtiyacı hissediyoruz. Uyuşmalar olduğu için. Aynen öyle. Beyler de solu sağın üstüne atıp şu duruşta bir erkeğin bacak bacak üstüne attığında eğer ortam müsaitse atmak için şu şekilde atabilir. Hanımlarda ise hafif yan oturmak onları daha ince ve estetik gösteriyor. Efendim gösteriyor. Efendim evet. Dünyada böyle söyleniyor. Benim zaten oturma şeklim şu. Evet çok. Hiç usulen ekran karşısında da bacak bacak üstüne atan şeyim yok, yapım yok. Yakıştıramıyorum da ekranda olduğu için. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Başka kanallarda bunu gayet rahat yapabilirler. Bunları da saygı duyuyoruz. Ve efendim yan dediniz.
Aynen yani öyle. Dürdüm. Aslında şu an yani kamera sizi gösterse bir hanımefendinin zarif oturuş resmini siz de görsünler. Ben de göstermeye çalışayım bir taraftan. Hafif yan, bacaklar kapalı. Yani birbirine paralel. Evet. Hafif yan. Şu duruş. Ve eller şu değil mi? Evet, eller bu. Ne kadar tatlı. Evet. Hanım hanımcık, şu beyefendicik duruş. Değil mi? Evet. Bacak bacak üstüne attıklarında da sağı solun üstüne atıyorlar. Sağı solun. Evet, yine bir kapalılık var ve yine hafif yan var. Toplanmış bir şekilde. Evet, toplanmış bir şekilde. Şu duruşta yine elleri şuraya koyabilirler. Bu da yine hanımların şık oturuşlarından, zarif oturuşlarından biri. Yani bu kadar her şeyin matematiği varken, aritmetiği varken bunlar da kendiliğinden çıkmadı. İşte hep bu tavır ve davranışların kişinin kendisini etkili bir şekilde, kişinin kendine olan saygısını hissettirir bir şekilde ortaya çıkma düşüncesinden insan davranışları gözlemlenerek oluşmuş. Evet. Yani o yüzden bunu kullanalım, bunun farkına varalım. Farkına varalım. Kullanmasak bile farkında olalım. En azından da birlikteki yaşam alanlarımızda bu alanlara özen gösterelim. Evet, en azından. Bu aslında çok mahrem ve o saygı ve mahrem evet. kelimelerini doldurarak yaşamakta. Kesinlikle. Peki aklıma bir şey geldi. Hanımların çanta taşıması. Evet. Dedi hemen. Müsaadenizle efendim. Var mı modeli fişleri ilerleyip orada bir çanta vardı değil mi Nebi Hanım? Ben o çantanızı bir alabilir miyim? Çok soruluyor aslında. Güzel de. Öyle mi? Geldi. Şimdi çantayı alıyorum ve nasıl efendim zarif bir şekilde çanta taşır hanımlar? Bunu ben de öğrenmiş olurum. Kalkmışken yürüyüşü peki, de o zaman hanımlar. Yanınıza doğru lütfen şöyle eşit. Bunları canlı canlı gösterelim. Efendim, bir şöyle alsam sizi. Hemen geldim. Şöyle rahat evet. rahat. Şimdi. Şimdi. Önce omzunuzu almanızı rica edeceğim. Evet. Şimdi güvenli hissetmediğimiz ortamlarda çantamıza sarılabiliriz. Ben ama yaparım. Bu bazen mesela ben AVM'de gezerken bile iki eliyle tutup yürüyen hanımlar görüyorum. Bu bizi biraz özgüvensiz gösteriyor. Korkuyor evet. ve ürkek imaj veriyor. Aynen öyle. Biraz iletişime kapalı, biraz ürkek, çekingen insan imajı. Şu nasıl? Bu kolu açtığımızda yanlış. Genelde şu an kapı... ben dinleyici için. Bir de kahve bardağı. Şöyle elinde kahve bardağı, elinde telefon şurada. Böyle de evet. Aslında eski İstanbul hanımefendileri bunu biraz taşırken evet kolu kapatırlar. Ya yukarı doğru ya içeri şöyle. Doğru. Şu şekilde kapattığınızda. Anne tutuşudur aynı zamanda. Aynen. Çok da yakışır. Evet. Zaten belli bir yaşın üstüne daha çok yakıştırıyorum açıkçası. Artık 30 geçtikten sonra biz de böyle tutmaya başladık. Bir elde böyle evet yani ve tabii ki o taşıma şeklinde bundan biraz evet. daha küçük bir çanta. Tercih edersek daha zarif olur. Evet, kolu bıraktığımızda aşağıya şöyle. Bakın ayna karşısında kendilerine baksınlar. Bıraktıklarındaki imajla tuttukları imaj arasındaki farkı kendileri de görecekler. Hemen bakıyorum evet. Ne var biliyor musunuz? İlk yayın zamanında yayın evet. tecrübelerimde bundan 3-4 yıl olmuştur herhalde. Yayına çıkarken elime bir kalem alırdım. Yani hani bu bir şeydir. Evet evet. Evet özgüven tam değil. Çünkü niye profesyonel 40 yıllık sunucu değilsin? Doğru. Bir yerlerde tereddütlerim var hala. Elbette. Çanta taşımakta bile bunu o da onun şeyi. Evet. Şu kulpta o kalem gibi güvende değilim ve güvende hissetmek istiyorum. Kesinlikle. Tutuşu. Annenin kordon bağına benzetirim ben. Güzel. Evet. Güzel bir benzetme. Tabii şu çok güzel değiniz. Şunun hemen altını çizmek lazım. Şimdi bugün çantaya sarılırım, yarın başka bir şey bulurum ama demek ki benim özgüvenle ilgili bir problemim varsa benim bir oturup dürüst ve objektif bir şekilde bunun bir değerlendirmesini evet. yapmam lazım. Çünkü gerçekten mesela bazen dikkat ediyorum. Kafeler var, kaldırımlara kadar taşabiliyor biliyorsunuz. Yürüyüp geçiyoruz. Oradan yürürken mesela telefonuna sıkı sıkı sarılan, telefona bakarak yürüme ihtiyacı hisseden ya da konuşuyormuş gibi yapan insanlar var. Şimdi oradan geçmek beni niye bu kadar huzursuz etsin? Çünkü bugün orada telefona sarılırım. İşte yarın çanta derken bugün bunların hiçbiri olmadığında ben o zaman kendimi savunmasız ve ürkek mi hissedeceğim? Lütfen sevgili izleyiciler özgüven çok önemli. Özgüvenimizin üstüne çalışalım. Korkularımızın üstüne gidelim. Üstüne gitmeden hiçbir şey olmuyor. Hepimiz hata yapabiliriz. Hata yapmaktan korkmasınlar. Hataların içerisinden aldığımız derslerle zaten biz ortaya bir ömür çıkarıyoruz. O yaşanmışlıklar, o deneyimler aslında bir ömrü inşa etmek için var. Lütfen kişisel gelişim çalışmalarına katılsınlar. O eksik olduğunu düşündükleri her şey neyse korku belirtilmiş. Belirsizlikten gelir. Bilmediğimiz şeyden korkarız. Ama o korkunun kaynağına inersek, neden öyle hissettiğimizi tanımlayabilirsek çözmemiz çok daha kolay olur. Bu konu da başlı başına bir konu ama en azından kısaca söylemek ben istedim. Ben şimdi sizinle konuştuktan sonra hemen ekibi de böyle zaten anlamışlar dedi. Bizim konuşacak çok, çok şey var sevgili ekibim. Şu çantayı hemen sahibine emanet ediyorum efendim. Buyursunlar. Şöyle bir soru var. O da geleceğim. Arkadaşlar soru mu sorayım yoksa şu yürüyüş meselesine mi gelsek?
Bence de. Teşekkür ederiz arkadaşlarla iletişimde. Şimdi yürüyüş dedik ya, yürüyüşün de bir adabı var. Hanımların ve beylerin sokakta yürürken nasıl yürümeleri aslında nezaket kuralları dairesinde olmalı. Aynen öyle. Bir kere nezaket kurallarının içerisine hemen şunu, birbirimize artık çarpmadan mümkünse, değil mi? Hani böyle bayağı omuz atarak geçiyoruz. Artık kadın erkek fark etmeksizin. Hani önceden bile erkeklere has bir tavırmış gibi oldu ama kadınlarda da ne yazık ki bunu çok sık rastlıyoruz. Buna bir dikkat edelim. Bu birincisi. İkincisi, doğru yürüyüş dediğimizde kadın ya da erkek fark etmeksizin 5 önemli kural var. Şimdi biz... Aynı. Evet, aynı. Çünkü hepimizin bir yürüyüşü var ama bunu daha estetik, daha etkili hale getirmek için 5 tane önemli kuralımız var. Şöyle mi yürüyelim sevgili yönetmenim? Böyle yürüsek biz. Tamam. O zaman hemen kuralları sayıyorum. 1. Karnım içeride. Karnım çok içeride. Önemli. Evet, yani özellikle benim... karnı göbek sorunu olanlar için bu sıkıntı olabilir belki. Ama hiçbir sağlık açısından onları zorlamaz. Evet. Duruşlarını da düzeltmiş olurlar. Çünkü hepimiz omuzları düşürüyoruz bir süre sonra. Evet. Karnım içeride, karşıya bakıyorum. Çok önemli. Yüz yere paralel. Bakın şöyle bakmıyorum. Şu. Biraz bu yüzün yere paralel olması demek yine etkili duruşumu güçlendiren. Yani kibirli bir duruş değil. Şöyle asla, bir duruş değil. Asla. Ya da böyle değil. Evet, tam ikisinin ortası. Hep soruyorlar kollar salınmalı mı? Evet, kolların biraz salınacak önemli insan mesajını destekler. Yapalım bir. Yani hani? Şu kolları şu kadar derecesi bu. Yani adım atarken şu kollarım şu kadar salınacak. Bir daha yürümüşsünüz. Şahane bir görüntü. Ben şu an ana ekrandan bakıyorum. Hemen. Evet, ayak uçlarım da karşıyı gösteriyor. Bakın bu. Bu. Tabii buna enerji de katalım. Ben şimdi gösteriyorum diye böyle sanki bir robot yürüyüşü gibi oluyor evet, ama beraber yürüdüğümüzde biz o enerjiyi izleyicilerimize aktarmış Hadi bakalım oluyoruz. Ben de başlıyorum. Peki, kollarım salınıyor, ayak uçlarım karşıyı gösteriyor. İçe basma ya da dışa basma sorunum varsa evet. Şu da yok. Onun üstüne gideceğim. İşte egzersizler yapıyoruz biz. Evet. O zaman bu kurallara eşliğinde yürüyoruz efendim. Hadi yürüyelim. Evet. 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 Dönerken de sağ ayağım öndeyse solumdan dönüyorum. Hmm. Sol ayağım öndeyse sağımdan dönüyorum. Çok önemli. Çok şey öğreniyoruz. Yani yapalım. Sağ ayağım önde benim, solumdan dönüyorum. Aynen. Yani aslında şu şeylik var ya hani pergelin. Kesinlikle. Pergel hareketi yani Kesinlikle. Şu. Kesinlikle. Evet, döndüm Duyuyoruz. Ve devam ediyorum. Ve devam ediyoruz. Güzel. Yürüyüşü de tamamladık derken bir soru var sosyal medyada. Harika, alalım. Güzel. Mustafa Bey sormuş. Demiş ki Gökhan Bey Allah. Ceket giyip çıkarma kurallarını canlı yayında göstermeniz mümkün mü? Çok mümkün. Vallahi üzerinizde ceket var. Şey Yandık. Yapabilirim. Yandık mı? Hayır yanmadık. Çok memnuniyetle gösteririm. Çok önemli. Çok güzel bir soru. Fakat benim bir trench coat'um vardı. Onu verseler de onu da göstersek. Hani ceketi çıkarmasam diyorum ama tamam. izleyicilerimin güzel. Karşısında. Cekette mikrofon var. Evet. Onu çıkarmam demek benim sorun yaşar. Trench kotu var aslında. Bizim ekipten birileri getirebilir mi bilmiyorum ama. Siyah, nasıl... siyah tekerlekli çantamın hemen ön gözünde. Arkadaşlar mesajı aldınız. Çok spontan. Biz böyleyiz. Siyah tekerlekli çantasının ön gözünde rahatlıkla açabilir. Bir trench kot var. Getirin de Mustafa Bey'in sorusunu canlı canlı cevaplayalım. Çok güzel bir soru. Güzel. Çok önemli. Yani şöyle Yapmak kaldıranlar istiyorum. Var. Böyle evet. Tek, ben şöyle düşündüm. Şimdi çok Tabii bilmiyorum böyle afaki konuşacağım ama hani biz kendimiz ben giyerken örneğin sadece evet. kadınlar için değil, değil mi? Kesinlikle. Ben bir mont giyeceğim keşke getirseydim hırkada yok. Orkayı alabilir miyim? Harika. Tamam bulduk varmış. Bir dakika biz bulduk efendim canlı yayında sorunları alayım efendim ben onu. Şimdi bunun üzerinden bu ceket olabilir. Şahane. Kameramanlarımız olacak. Şahane. Evet. Bu ceket olabilir, bu evet, tabii, manto tabii. olabilir, hayal ediyoruz. Hepsi aynı şey, ceket, Buyurun. Palto, hılka hiç fark etmez. Efendim tabii bizde alışkanlık olan ne var? Diyelim ki bu sandalyenin üstünde ya da askıda aldık. Hoppa deyip şöyle bir çevirip. Hatta kolları da şöyle savunup. Tamam, bunu hemen görmedik, çekmediniz diye. Bu yok, yardımcı olayım. Bu yok, evet. değil mi? Tamam, kazada çok hırpalamayalım. Çok da şık bir hırka. Şıktır her Efendim gibi. Bunu gösterdim niye? Çünkü çok sık yapıyoruz. Hani işin şakası bir tarafa bunu gerçekten ciddiyetle eğilmek Kesinlikle lazım. Yani. Evet iki harekette giymemiz gerekiyor. Önce evet gösterelim tek, canlı yayında. Önce tek kolumuzu yerleştiriyoruz. Evet. Evet. Sonra diğer kolumu giyerken yine aşağıdan. Bakın aşağıdan. Aşağıdan alıyorum. Ve bu şekilde giyiyorum. Çıkarırken de yine bu şekilde. Evet mikrofonu önce bu arada. Dilini. Tabii yün olduğu için, hırka olduğu Allah. İçin zorlanıyor. Evet. Gökhan Bey. Ama anlaşıldı. Soru sorduğunuz için çıkardık. Bu şekilde bu çıkarıyoruz. Bu imkanlarla anlatıyoruz. Çok evet çok önemli. Evet. Katlar taşırken de markası değil astarı görünmesin diye. Aa. İçe doğru kat. Hani hep derler ki markası. Hayır markası değil astarı görür. Çünkü o hoş bir görüntü değildir astar görüntüsü. Hı-hı. Şu şekilde de ceketimi taşıyabilirim. Kadın ya da erkek fark
fark etmeksizin. Ben de ilk İsviçre'ye gittiğimde bu eğitimlerle ilgili, o zaman işte akşam yemeğe çıktık, bana sordular. İlk soru buydu. Ben de bir tereddüt yaşadım, nasıl yani dedim. Giydim. Ben giyerken elimi... Hah dediler, hani doğru giydiniz ama o el her zaman aşağıdan. Aşağıdan. Şöyle giymek yukarı yok. Yukarı değil. Aşağıdan giyeceğiz. Aşağıda. Çocuklarımız da bu şekilde. Hareketler zarif yani, değil mi? Sizin yaptığınız o hareketler ne kadar zarif. Artık silmiş efendim içinizi. Teşekkür ederim efendim. Ne mutlu bana o zaman. Sizin bir soruyu zarif da... yanımefendiden duymak ayrı çok mutluluk. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bir soru daha var. Onu da cevapladıktan sonra efendim Nebihan Hanım'a geçeceğiz. Pınar Lemis Altınkuş demiş ki yeni tanıştığımız kişilerle hemen senli benli konuşmak doğru mudur? Aslında çok küçük bir altını çizdik ama sadece şu dipnotu da vermek istiyorum. Birbirimizi özellikle yeni tanıştığımız ortamlarda kendimizi tanıştırmamız gerektiğinde, mesela ben Gökhan dediğimde ya da bir hanımefendi ben Ayşe dediğimde karşı taraf ona hemen sen diyebilme özgürlüğünü hissediyor. Hmm. Ama ben Gökhan Dumanlı dediğimde, ben işte Ayşe Ersoy dediğimde siz otomatik olarak bir mesafe koymuş oluyorsunuz. Yani soyadınızla kendinizi takdim ettiğinizde karşıdaki insana, o size, sizin ona... Sen dememe aslında kapısını açmış olursun. Sen demeyeceksin. Aynen öyle. Siz diyiniz mesajı veriyoruz karşı tarafa. İletişim mesafemizi koruyoruz. Hı hı. Bu çok önemli. Yeni tanıştığımız ortamlarda bir süre sonra paylaşımlar artacak. Beraber yoğun vakit geçireceğiz. Belki bir projede çalışacağız. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. İstersen birbirimize artık sen diye hitap edelim. Senin için de uygun olursa birbirimize sakıncası yoksa sen diye hitap edelim mi gibi usulünce bir soru sorarak bu izni alarak gerçekleştirmek de çok şık olur. Bunun kuralı bundan geçiyor. Evet. Hemen senli benli olmak başta da söyledim. Samimi olduğunuz anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Bir ikincisi sağlıklı ilişkilerin temelinde baştan biraz mesafe koyup zamanla o samimiyeti elde etmek çok daha uzun soluklu ve sağlıklı bir iletişime taşır bizi. Evet. Güray Bey demiş ki eşler birbirine çiçek hediye ederken nelere dikkat etmeli? Kaktüs getirmeyin. Kaktüs güzel. Vermeyin yani. Güzel. Evet. Protokol kuralları gereği çift sayıda çiçek matem anlamı taşır. Hmm. Eğer böyle içinde taneli olacaksa gül, mümkünse tek sayıda olmasına özen göstersinler. Hmm. Böyle bir kuralımız var. Çift sayı matem. Özellikle o duyguda gönderdiğimizde. Ama özel bir rakama denk geliyorsa işte hani onlar için i̇şte bir sayı. 6. evlilik yıl dönümüyse 6 tane çiçek, gül değil kesinlikle. Mi? Olabilir. Onlar olabilir. Hmm. Buna dikkat etsinler. Mutlaka tabii... karşı tarafın hangi çiçeği sevdiğini bilerek o çiçeği gönderiyor olmak büyük bir özen olur. Eğer iş yerine yollayacaksa, daha kalabalık bir ortama yollayacaksa ve bir aranjman gönderecekse onun statüsüne, pozisyonuna ve çalıştığı ortama uygun çiçek göndermek çok önemli. İşimin gönderdiği orkide. Evet, en şık, her zaman, her ortamda kabul gören, kime, hangi pozisyonda kime giderse gitsin. Yerini bulacak bir çiçek. Yerini bulacak bir çiçek. Orkide. Evet, orkidenin böyle bir etkisi var. Özellikle de beyaz orkide samimiyeti, güveni, sevgiyi, doğallığı, içtenliği simgeler. Beyaz rengin içinden gelir bu çiçeğin özüne yansır. O yüzden de her zaman erkeğe bile mesela bir doktorunuza bana hep sorarlar işte doktoruma ne hediyesi? Hani vardır böyle mesela bir diş yaptırırsınız 6 ay sürer bazen ve gerçekten de o bir şıklık bir hukukunuz oluşmuştur. Oluşur. Yani sizin hassasiyetinizi göz önünde tutmuştur bunu bilirsiniz. Bir çiçek göndermek ama özellikle beylere çiçek gönderirken topraklı çiçek olmasına özen gösterin. Hmm. Aranjmanlar değil topraklı çiçekler. Saksıda. Saksıda evet hani vardır böyle ofis bitkileri. Ben de zaman zaman paylaşımlar yapıyorum onlara bakarlarsa zaten kitapta da yazdım onları. Bu şekilde gönderirlerse çok şık olur. Hanımlara biraz daha renkli olabilir ama mümkünse de çok üç rengi geçmesin. Güzel. O zaman şöyle aslında bu sorulara cevap verdik. Sosyal medyadan yine sorular geliyor. Dilek Hanım demiş ki doğru selamlaşma şekli nasıl olmalıdır gösterir misiniz? Mümkün mü demiş. Evet. Aslında konuştuk ama belki çok kısacık hemen özet belki geçelim. Belki tokalaşmayı soruyor olabilirler. Hı-hı. Selamlaşmakla tokalaşmak evet. karıştırılıyor. Evet. Tokalaşmada avuç içlerimizin birbirine değiyor olması çok önemli. Hı-hı. Hanımlarda özellikle parmak ucunu parmak ucunu uzatmak ya sizin kendinize özgüveninizin olmadığını ya karşı tarafı küçümsediğinizi gösterir. Başka bir anlamı yok. Geçiştirdiğiniz. Evet eğer tokalaşacaksanız o el uzanacaksa o zaman avuç içleri birbirine değecek. Yani aslında Nebihan Hanım bir bayan bayana bile aslında çok güzel şey olur. Var. Aynen öyle. Şöyle bakın şunu yapmak var ya. Şöyle uçtan. Aman sen de neysin ki gibi bir şey gerçekten aslında öyle siz bir bana. Bu değil istiyor. Aslında şunu söylüyor. Aynen ne çok öyle. Ne çok sıkıyoruz böyle. Güç gösterisi yapar gibi. Değil daha hafif ve ama sarması birbirini evet. diyor.
Göz teması kuruyoruz. Biraz tebessüm içine ekliyoruz. Çok önemli. Kolu çok sallamıyoruz. Bir de çok fazla eğilme var. O kadar eğilmemize gerek yok. Evet. Güzel. Bunlara dikkat ettiğimizde her ortamda kabul gören, dünyanın her yerinde kabul gören bir tokalaşma yapmış olurlar. Biz 5 kuraldan bahsettik. Aslında çoğunu konuştuk. Evet. Belki toparlayacağız. Gül Hanım, erkeklerin, kadınların erkeklerden beklemediği hareketler neler demiş. O kadar çok konuştuk ki mesela evet, ter kokmaması gerekiyor. Her en başta benim en muzdarip olduğum dışarıda, sokakta, hastanelerde çok sıkıntı duyuyorum. O yüzden hep bunu örnek veriyorum. Evet. Bu bir önce aşalım toplum olarak istiyorum çünkü. Kesinlikle yok. Çok güzel altını çizdiniz, vurgu. Hatta benim bazen söylemekten imtina ettiğim şeyleri çok böyle... Asansöre biniyoruz mesela. Aynen öyle. Ben böyle şalımı böyle kapatıyorum, inene kadar bekliyorum. Ne yazık ki. Bu şekilde maalesef. Bütün bunlarla beraber kadınların erkeklerden... Evet. Beklemediği hareketler. Şimdi ilişkilerde de hep şöyle başlıyor. Artık özellikle de mesela evlendikten sonra artık bu işte bu adam benim, bu kadın benim duygusu. Yani artık çünkü birbirimize aitlik ve sahiplik duyguları baş gösterdiği için çok kıymetli duygular. Fakat tam bu noktada mesela işte bir erkek çorabını çıkarıp yere atabiliyor. Yani işte belki o gün hanımefendi evi yeni temizlemiş ama işte cipsi dolduruyor, doldururken boşaltıyor, yerken oraya dökebiliyor. Bir özentisizlik başlıyor ve bu her şeye doğru sirayet etmeye başlıyor. İşte böyle işte kumandayı versene. Mesela. Su getirsene. Su getirsin. Kumandayı uzatır mısın? Kumandayı verseneye dönüyor. Ya da su getirir misin? 3 ay 4 ay falan. Dönüyor. Evet. Şimdi bunlar hiç farkında olmadan hakikaten kadınların, çünkü kadın değer duygusunu erkekten alır. Onun en çok kendini iyi hissettiği şey değerdir. Kız çocukları da o yüzden anneden değeri, babadan da yeterlilik duygusunu alır. Ve birlikte oldukları erkeklere şunu söylüyorum. Bir eşinizi iyi anlayabilmek ve ona nasıl davranmanız gerektiğini çözümlemek istiyorsanız babasıyla olan ilişkisine bakın. Bir kadının, bir genç kızın babasıyla olan ilişkisi onun yetişkinlikteki, evlilikteki, aile içindeki rolünü çok betimler. O yüzden onun hassasiyetlerini lütfen göz önünde bulundurun. Çok sağlıklı bir ilişkisi de olmamış olabilir. O zaman gerçekten dikkat etmeniz gereken şeyler farklıdır. Çok güçlü bir iletişimi vardır. Babasına olan hayranlığı vardır. O zaman biz bir erkek olarak babasının hangi özelliklerine hayranmış, ben de biraz o özellikleri ona yaşatayım deyip belki biraz onun için bunu yapmak gerekiyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. Böyle birçok şey var. Birçok şey var. Daha detay var belki. Evet, yetmeyecek zamanımız. Tavırda, davranışta. Hepsinde böyle, var. Arkadaşlar hani yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz diye uyarırken benim zaman nasıl geçiyor? Değil gerçekten mi? Ben şoktayım. Hani ilk yayın gününün stresi sabahtan vardı bende. Gece yatarken vardı. Herkese de yansıttım ama şu an gerçekten üzerimden hafiflemiş, yük gitmiş gibi o kadar hoş sohbet oldu ki benim için. Şimdi Derya Yaşar'ın sorusuyla artık bu orayı kapatacağım. Zira bizim muhtelif işlerde Nevi Hanım'ın tamamlaması gereken noktalar var elbisede. Derya Yaşar öğrenci öğretmen ilişkisi nasıl olmalıdır demiş. Çok burada güzel. Bir öğretmenimiz de varken. Evet. Ne mutlu. Doğru. Öğrenci-öğretmen ilişkisinde şunu artık göz önünde alalım. Bunu artık altını çiziyorum. Bizim nesil yönetilen bir nesildi. Biz yönetildik. Yeni nesil yönettiği bir dünyaya merhaba diyor. Bizim usul öğretme şekilleri ve öğrenme şekillerini artık biraz değiştirmemiz gerekiyor. Yani çünkü 2 yaşından itibaren tableti eline alıyor, orada onu zıplatıyor, açıyor. Bakın yönetmektir bu. Bizim öyle bir özelliğimiz yoktu. Dolayısıyla da yöneten bir nesli biz nasıl yönetmeliyiz üstüne çalışmamız gerekiyor. Daha büyük efor. Daha büyük efor. Ve lütfen neden sonuç ilişkisini gözden kaçırmasınlar. Bir çocuğa istediğimiz kadar bu mezurayı, şimdi çocuk masanın ucuna koyuyor, bardak da olabilir ya da bir kullandığı bir alet. Evet. Oğlum oraya koyma, buraya koy. Şimdi bu sadece ne yapması gerektiğini söylemektir. Ona göz teması kurup, Ahmet, Ayşe, bunu buraya koyarsan düşebilir, kırılabilir ve o zaman bize zarar verebilir. Hatta işte kesemize zarar verebilir. Bunu buraya koyduğumuzda onu kırmamış oluruz. O yüzden onun yeri burasıdır dediğimizde aa diyor çocuk. Neden sonuç ilişkisi kuruyor? Bunu yapmamalıyım çünkü bu sebepten ötürü yapmamalıyım. Sadece yapma dediğimizde çocuk ısrarla yapmak istiyor. Şimdi burada ufak bir parantez açacağım. Çok konuşmadan şimdi bir yandan böyle öyle konuşuyorsunuz ki benim psikologluk yanımı dürtüyorsunuz. Ne güzel. Öyle bir şey var ki. Demek ki biz aslında bir nevi şanslı bir nesildik şu evet. Anlamda. Biz neden sonuç doğru. İlişkisini biliyorduk. Doğru. 5-6 yaşında bardağı oradan al dediğimde annem beni yönettiğinde ha, kırılır da ondan al diyor derdi iç sesim. Evet. Ama şimdi çocuklar bir sonraki adımı söylemeden de düşünemiyor. Evet. Bu da maalesef teknolojinin evet. Maalesef bize de bıraktığı yan etkiler çocuklarımıza bıraktığı. Çünkü hayat öyle akmıyor.
O çocuklara o yüzden belli bir yaşa kadar lütfen ekrandan ve tabletlerden uzak tutalım. Çünkü hayatın akış hızıyla oranın akış hızı bir değil diyorum ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ama sözü bana bırakırken hemen şöyle. Ben böyle hareketlerimi hiç sınırlamadan buraya geldim. Zira programın sonunda bu güzel kitabı tekrar göstermek istedim. Şöyle Nebihan Hanım, daha vaktimiz var. Hemen bitirmiyoruz. Hemen kalkmayın diyorum şöyle. Bir bitirelim. Ne yapıyoruz? En son diktik dedik. Aynen diktiniz. Bir daha gösterelim ve sözü size bırakacağım. Ve bir daha ağırlamayı aşkla efendim şekle bekliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü eylemeyiz. Kenarların dikişlerini tamamladım. Burada bir püf noktası göstermek istiyorum. Diktiğimiz bütün kıyafetlerde geçerli. Bu şekilde oval olan bölgelerde mutlaka makasla çıt atmamız gerekiyor ki orası toplamasın. Koltuk altını yaptığımız yerde dikkat ederseniz burada bir ovallik var. Küçük küçük kesikler atıyorum buraya. Bunun sebebi de döndürdüğümüz zaman göreceğiz. Şimdi bunu da yaptım, diğerini de yapmadım. Ters çeviriyorum. Şimdi farkı daha rahat görmüş olacağız. Evet. Bu kestiğim yer döndürdükten sonra gayet muntazam duruyor. Hiçbir sıkıntımız yok ama burayı döndürdüğümüz zaman... Kesmediğimiz zaman böyle bir görüntü oluyor. Bu yakada potluk. Da geçer. Potluk oluşması bundan oluyor. Yakayı döndürürken de aynı şey geçerli. Oval olan her yerde makasla küçük küçük çıtlar atarsak bu potluktan kurtulmuş oluruz. Evet. Döndüğümde önemli de bir... böyle. Aslında küçük mankenimize bile giydirebiliriz. Küçük mankenimiz var mıydı burada? Şurada. Bakın stüdyodaki. Çok hoş. Bence giydirelim. Böyle kapatalım mı? Arkadaşlar bana zaten uyarıda bulunacaklar. Bilmiyorum zaman... 6 dakikamız var. 6 dakikada 60 cümle bile kururuz biz. Küçük o mankene giydirelim. Üzerimizde nasıl duracak efendim? Siz de tahayyül etmiş olacaksınız. Çok güzel duracak. Evet. Tabii daha dökümlü olacak. Çok güzel. Çok şık. Peki hani laf gelmişken böyle bir elbise. Biraz fizik olarak tabii herkese gidecek bir model değil. Çünkü herkes yapsın giysin demiyoruz değil mi? Kıyafetteki o bolluk, şişman görünmemek, daha zarif durmak, daha fizik olarak... Bu fizik olarak aslında ben bundan da bahsediyorum. Kısa boylu, uzun boylu, zayıf, belli yerlerini gizlemek isteyenler için nasıl öneriler olmalı diye. Hepsine uyuyor aslında. Benim gibi daha böyle kısa arkadaşlarımız veya daha zayıf arkadaşlarımız belini kemerle kullanabilir. Hem daha toplu bir görüntü hem de sağlar. O bel zarifliği değil mi ortaya çıkar? O olabilir. Hamile arkadaşlarımız için özellikle tavsiye ettiğimiz bir model. Daha çok az. Rahat ediyorlar. Ben kendimde de kullandım çünkü 2-3 tane bundan yapıp döndürüp bunları giydim. Hem pratik hem kullanışlı, uzun, kısa, zayıf hiç fark etmiyor. Herkes de işte kemer yardımıyla bir şekilde kullanabileceği bir model. Evet, çok güzel, güzel duruyor değil mi? Evet, renk de güzel. Evet. Renk asil bir renk. Evet. Ben vizyonu öyle tanımlıyorum. Kesinlikle, böyle asil, kesinlikle öyle. Böyle hani şık duran bir renk. Kemerle, aksesuarla, kolyeyle, efendim kendi fiziğinize uydurarak çeşitli küçük dokunuşlarla sizler de değerlendirebilirsiniz aslında. Nebihan Hanım, ben başka bir zamanda başka bir şeyle yine sizi görmek istiyorum aslında. İnşallah. Ve bu... şey katkıyı sağlarken aslında öğrenci-öğretmen ilişkisinden girdik ya az önce. O kadar zarif bir duruşu var ki mesela iş yaptıktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Ben şöyle geçeyim. Mesela işini bitirdi böyle dinliyor. Dinlemenin de usulü var ya. Kesinlikle. Şu şekilde bir dinleyiş var şöyle. Çok iyi vardı. Çok tatlı görünüyordu. Bir dinleme usulü. Evet, aslında az önce yürüyüşü tamamladıktan sonra bir de ayakta duruşu da gösterelim diyecektim. Madem ayaktayız, o da çok soruluyor. Sonra da dinlemeyi hemen bağlayacağım. Ayakta durduğumuzda da yine hanımlar ve beyler için küçük nüanslar var. Beylerde yine bacak açıklığı omuz hizasını geçmiyor. Eller aşağıda olabilir. Kendine insanın teması çok rahatlatır. Özellikle kalabalıklarda şu duruş. Ben mesela işte dikkat ettiyseniz ettim, evet. Genelde şu şekilde dururum ya da ellerim böyledir. Hanımlarda yine tabii taşıdıkları kıyafetle de doğru orantılı. Daha mesela krep kumaştan bir kıyafet giydiyse o daha düz durmasını gerektirir. Bacaklarını bitiştirebilir ama daha estetik katmak için hafif bir bacağını kırabilir. Sağ bacağını ya da sol bacağını kırabilir. Elinde bir dosya varsa mesela bir kitabı sizden rica edeceğim. Bu beyler ve hanımlar için de geçerli. Dosyamızı burada değil şurada taşıdığımızda çok daha şık bir görüntü elde etmiş oluruz. Özellikle iş yaşamındaki izleyicilerimiz için. Ve eğer ellerinde bir şey yok ve bekleyeceklerse de onlar da ellerini yine şu şekilde tutabilirler. Yine burada tutabilirler. Dik durmak çok önemli. Duruşumuz düşüncelerimizi etkiler.
düşüncelerimiz değil. Bu çok önemli. Yani omuzlarını düşürmüş, ellerini önünde birleştirmiş bir insandan hayata karşı pozitif, olumlu, güçlü duygular geliştirmesini bekleyemezsiniz. Lütfen bu tarz alışkanlıklarımızı kıralım. Çünkü vücut hep konfor alanında kalmak istiyor. O yüzden bir dikleşelim. Birini ilgiyle dinlediğimizde kafamız hafif yana düşer. Az önce Nebihan Hanım da sizi dinlerken başı hafif yana doğru düştü. İlgiyle dinlemenin göstergelerinden biriydi. Evet, ellerimiz masanın üzerinde ise görünür olması çok önemlidir. Çünkü, altta değil benim. Evet, sizden gelebilecek her türlü soru, görüş ve öneriye açığı mesajı verir. Dinlerken ya da konuşurken ellerimi kullanıyor olmak. Oturuyorsak bile beden hafif öne doğru gider. Çok önemlidir. Kendinizi yakalayacaksınız şimdi. Bu beden dilinin konusudur. Birini ilgiyle dinlediğimizde beden öne doğru gider. Rahatsız olduğumuz bir konu konuşuluyorsa ya da sıkıldıysak geri doğru geriye çekeriz. Hatta kollarımızı kapatırız. Evet, doğru. Böyle nüanslar var. Hepsinin bir açıklaması var. Hepsinin bir teması var. Hepsi bir anlam. Biz daha çok konuşalım istiyorum evet, ben. Lütfen. Sizi ağırlamak her istiyorum. Zaman. Daha derinlere gireceğimiz konular var. Belki bu konuyu kapatmadan evvel bilmiyorum ne düşünürsünüz siz. Zarafetin ve nezaketin en önemli, bana göre en kilit noktada ilk anahtarı gülümsemek ve güler yüz. Kesinlikle. Bunu neden söylemek istiyorum? Fıtrat olarak ben çok gülen bir insanım. Ne güzel. Ne güzel. Allah böyle yaratmışım. Sinirlendiğimde de gülerim. Çok öfkelendiğimde de kahkaha atabilirim. Yani deli midir nedir diyebilirsiniz ama bu beni rahatlatan bir şey. Serotonin salgılatmaya çalışırım vücuduma. İnsanların şunu bilmesi gerekiyor. Kayınvalidenizle, eşinizle, çocuğunuzla, patronunuzla, her kimle sorun yaşarsanız yaşayın, zarafetinizi sergileyebileceğiniz ilk anahtar tebessüm. Kesinlikle. Evet. Çok güzel bir söz var. Gülümseme iki kişi arasındaki en kısa mesafedir derler. Bütün mesafeleri kapatır ve o kişiyle arasında anlaşılabilir bir yol çizer. Lütfen tam da söylediğiniz gibi gülümsemeyi, günaydını, kolay gelsini, hayırlı olsunu, ellerine sağlığı, afiyet olsunu, hayırlısını istemeyi. Evet, eksik etmeyelim. Buradan başlıyor. Bunları kaybettiğimiz noktada diğerleri asıl kaybolmaya başlıyor ve kar topu gibi kocaman bir hale geliyor ve hepimiz şu an madem hepimiz şikayetçiyiz o zaman hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Koyuyoruz. Yeni güne merhaba taşın altına elini koydu hem de sabah sabah. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Ben teşekkür ederim. Zarif bir sohbetti. Çok nezaket dolu bir sohbetti. Bu arada Nebihan Hanım, efendim sosyal medyadan herkes demiş ki biz Nebihan Hanım'ı muhtelif işlerde her hafta görmek istiyoruz. Teklifimi yaptım. Her hafta bekliyoruz artık biz. Konuşacağız efendim bunu. Söylemiş oldum sizin mesajınızı. Ve efendim Gökhan Dumanlı beyefendiye ağırladık dedik. Artık sonuna geldik programımızın. Ve iş hayatında, sosyal hayatında Zarafet kitabını bugün bu canlı yayın bitecek. Programı kapatacağım. Ardından Instagram'dan bizleri takip eden ve canlı yayın yapacağız Instagram'dan stüdyomuzda program bitiminde. Oraya katılan bir kişiye çekilişle belirleyeceğiz ve bu kitabı imzalı hediye göndereceğiz diyerek efendim programı son veriyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum konuklarıma. Ben de teşekkür ederim. Ve efendim yarın yine Yeni Güne Merhaba'nın saatinde sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz efendim. Fatih Ertaş'ta eğitim günde olacağız. Lütfen 10.30'da buluşma saatimizde olun diyerek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.